Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. İstediğimiz gibi olmadı. Yani onların istediği gibi. Sözler 27. sayfa. Burada mıyız? Havamız nasıl? Çok iyi. Elhamdülillah. Uykumuzdaydı galiba. Çok iyi. Uykulu değiliz bu sefer inşallah. Çok güzel. Ben de çok iyi. Bak şimdi. Sayfa 27. Akıl bir alettir. Evet, akıl bir alettir. Termometre mesela. Barometre var. Alet değil mi bunlar? Mesela termometre 40 derece, 60 derece gösterse, termometreyi tutsanız eliniz yanar mı? Yanmaz. Ama 60 dereceyi gösteriyor. Ha, alet böyle. Alet gösteriyor, gösterdiği şeyle etkilenmez. Başka bir örnek, ayna. Çekilsem kaybolur değil mi? Kaybolur. Başkası gelse, alet böyle değil. Gösterdiği şeyle etkilenen, kemal bulan, karşısına çıkanı ile gösteren, kaybolsa bile kalan. Böyle bir ayna, böyle bir alet. Ona mirat mı demiş? Evet, mirat. Hem de dönüşüyor. Alet, böyle bir alet, akıl. Şimdi ona geliyor. Yani gayet şu, mutlu olmak istiyorsun, iyi olmak istiyorsun, muhatap ilahi olmak istiyoruz, Allah muhatabı, ama kendimi tanımıyorum. Nasıl olacak? Tanımıyorum ya. Bu daha zahir aleten akıl. Zaten onunla mesulüz. Altında mesul değiliz. Kişi canı sıkılıyor. Niye? Namaz kılmıyor. Niye? Faiz yiyor. Niye? Niye böyle 5 dakikada yatayım deyip de saatin tepesine vurup o sabah namazı kılmayacağını biliyor. 5 dakika demek kılmayacağım demektir. Ne sorarsanız sorun, hepsinin cevabı şu. İnsan kendisini tanımıyor. Şimdi bak, ondan alakalı. Akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırırsa, öyle meşhum ve muzic, yani okuyacağım, meşhum ne demek? Uğursuz ve muzic, ruhen eziyor seni ve usandırıyor, sıkıntı veriyor, sıkıcı ve bunaltıcı muzic. Bak, eğer Allah yolunda kullanılmasa, bir daha akıl, yani ayna dedik, ayna, bir daha ayna dedik, ben aynada durdum, saçımı taradım, çekildim, aynada kalmaz. Akıl böyle bir ayna değil, gösterdiği şeyle etkilenen, ona malum. Murat'ım, 60 santigrat derecede termometre sıcaklık gösterirse, elini tutsan termometre elini yakmaz. Akıl gösterdiği şeydir. Bu böyle değil işte. Termometre gibi değil. Akıl neyi gösteriyorsa ona dönüşüyor. Ona göre ustad diyor ki iyi hülyalar eder diyor. İnsanın elinde mutluluk, biliyor musunuz? Mutlu olmak için sebep ve şart arama. Mutluluk bulunmaz. Yok çünkü. Mutluluk uyandırılır. Sende o. Cennet asa bir bahçede olsan, kafan iyi değilse, orası sana yine cehenneme döner. Ne yaparsan yap. Eğer hiç uygun bir yerde değilsin, ama kafan çok iyi, bakışın iyi, olayları yorumlama malzemen fazla,
orada mutlaka mutlu olmaya sebep bulursun. Mutlaka. Çünkü kendini tanıyoruz. Yani mutlu insanlar kendine yatırım yapanlardır. Bakın bir daha gençler, mutluluk dışarıda yoktur. Kaybedilmiş bir şey değildir. Kimse kaybetmemiş. Dışarıda mutluluk yoktur. Dışarıdakiler malzemedir. Mutluluk buradadır. Uyandıracaksın. Uyandıracaksın. Burada. Nedir o? Doğru kullanacaksın cihazı. Akıl bir alettir. Ne yapar? Eğer Cenab-ı Hakk'a sapmasan, Allah'a sapmak demek, dediği gibi kullanmak. Mesela onu da sormuşlardı şeyden, Reyatlı'da, bu cami hocası ve ilahiyat öğretmeni sormuştu. Musa Aleyhisselam'la alakalı hadis-i kutsi var. Peygamberimiz Aleyhisselam bu hadis-i kutsi zikrediyor. Ben yürüyen ayağı, gören gözü olurum. Var ya işiten kulağı. Ne demek bu? Yürüyen ayağı demek, Allah'ın yürü dediği yere yürüyen, gören gözü demek, Allah'ın bakmasını istediği şeye bakandır. İşte Allah, hani ben onun gözü olurum, bu yani. Sen de, senden uzak tutma bu hadisi. Allah'ın yürü dediği yere yürümek, gör dediği yere bakmak, ben onun gören gözü olurum. İşte o anda onun gözü. Onu görmek istediğini görüyorsun. Eğer Cenab-ı Hakk'a aklı satmayıp, belki nefis hesabına çalıştırsan, akıl, bak şimdi mutluluğu göreceğiz değil mi? Eğer nefis hesabına kullansan aklı, meş'um, muziç ve maciz bir alet olur. Ne demek bunlar? Uğursuz, olumsuzlukları toplayan, rahatsız eden, usandıran, öf, pufları yaptıran, taciz eden, taciz, tecavüz ediyor. Tecavüz ile insan kadın ilişkisi değil, küfür imanı taciz eder. Günahlar dima, aklı tecavüz eder. Daha büyük yere götürüyor da Muhyiddin Arabi, ben gene akla dedim. Diyor ki, günahlar kalbe tecavüz eder. Ben dima dedim, gene indirdim mi buraya? Korktum yani bir şey dersiniz diye. Tecavüz öyle kadın erkek değil ki o. Hani iki türlü evlilik yaşı var. Sinni rüşt, sinni bulu. Sinni bulu çocuk yapabilme yaşı. Hayvanlarda da var bu. Ama sinni rüşt, yani farkındalığa gelmiş, hakkı hak, batılı batıl bilip, ona göre fikriyata, hissiyata, eylemlere sahip olan kişidir. Bu adam döller. Kimi? Toplumu, gafilleri, insan insan eder. Mayalar, arı gibi polen alırken asla bitkileri döllüyor. Günahlar kalbe tecavüz eder. Fikirler, batıl fikirler, aklı taciz eder. Bu günahlar saadeti ebediyede daimi günahlardır diyor abi. Evet, işte. Bu dünyada da kalp ve vicdan ve ruh için daimi hastalıklardır. Bu saadeti ebediyede daimi günahlar nasıl oluyor? Şimdi saadeti ebediyede başım ağrıyor değil ki. Değil mi? Tövbe de silindi diyelim ki. Ya orada nasıl oluyor o? Şimdi iki türlüdür. Mesela günahlardan küfre gitmiş. O gitmiş. Ama Müslümandır, günah. Şimdi mesela sen potansiyel itibariyle şu makamlardan istifade etmen gerekiyordu. Edemiyorsun. Yani o cihaz hakikaten normali oraya çıkardı. Oradaki vücut dairelerinden mi mahrum? Mahrum oluyorsun. Hastalık. Mesela şöyle. Nezlelisin. Yemek yiyorsun. Beraber yiyoruz ama aynı çorbadan aynı lezzeti mi alırsın? Ha, o cennetteyiz ama vücut dairelerinde nakıssın, alamazsın. Hastalık.
Ama bilinmez ki. Hastayım, o zaman cehennem olur orası. Bilmeyecek. Herkes kendi dünyasını en üstün zannedecek. İkinci tabaka, birinci tabaka, ikinci tabakaya göre hasta. Evet, göre düşük. Daimi hastalık. Hastalık burada ne yapıyor, ne işlevi var? Yani iki türlü var. Birisi nimette mahrum ediyor. Bu zahir. Batını nedir? Zahirdeki nimeti gözükmüyor ama batinen Cenab-ı Hakk'a hissiyatı, fikriyatı inkişaf ediyor. Yani hastalıklarda. Devam edeyim. Tecavüz anladık mı abi Murat? Tecavüz ile böyle bizim cinsellik değildir. Günahlar var ya, günah, sefi böyle vidolar, sizin kalbinize tecavüz ediyor. İnan, ruhunuza tecavüz ediyor. Ömer abi, garip değil mi abi? Günah kenarda, sebap bu tarafa değil. Dörlüyor biliyor musun? Tecavüz ediyor. Gayrimeşru çocuğu çıkacak. Gayrimeşru çocuğu kim biliyor musun? Yanlış davranışlar. O çocuktur. Şöyle diyeyim. Bu kafa rahime benzetir. Kafa, kulak, dölleme yeri çocuğa benziyor. Vahiy bunu döllerse dimağda bütünsel olur. Ağızdan kelam çıkar. Kelam da İsa'dır. Bu da Meryem'dir. Kulaktan gelen vahiy de Cebrail döllüyor. Batılını tasvir etmiyor. Yani İsa Aleyhisselam Ruhullah. Musa Aleyhisselam Kerimullah. Ruhullah niçin denmiş? Ölü ruhları diriltiyor İsa Aleyhisselam. Allah'ın ruhundan öflemiş bizim ruhumuzu ve onundan. Burayı ya hak dölleyecek ya batıl. Çocuğu nedir? Bu döllenirse çocuğu kelamdır. Kalp dönerirse eylemdir. Çünkü insanın hareketi eylemlerden çıkar. Keşke bu 5-10 dakikalık şu şeyi düşünen insanlar duysaydı. Bu tecavüzü, döllemeyi. Eğer dima döllenirse, tecavüze uğrarsa kelamı yanlış çıkar Ahmet. Kalbi döllerse eylemi yanlış olur. Şimdi zaten söyleyecek onu. Çok antikadır. İman mazi ve müstakbeli tazamun ediyor. İtikad ise hal ve istikbali tazamun ediyor. Hal. Haldedir itikad. İman ise mazi ve müstakbeldedir. İtikad dimağdadır, iman kalptedir. Karanlık kafadadır, zulmet kalptedir. İhtiyar kafadadır, irade kalptedir, vicdandadır. Yerleri çok farklı. Tanıdıkça o kadar keyif alıyorsun ki, hücuma uğruyorsun, ben de uğruyorum. Böyle bir sıkıntı basıyor. Bakıyor böyle, tahlil ediyorsun. Ne şurada. Bildiğin zaman da defolup gidiyor. Tutunamıyor çünkü Temmuz ayında çok sert buzları sokağa çıkarsan güneşe mi direnecek? Çok keyif veriyor abi de. Ona bunları çözmek var ya, bu neyin nesidir? Bak sıkıntı var da. Bak şimdi sıkıntı var. Bu neyin nesi ya? Bu nereden çıktı? Şimdi baktım güneş dedim yok. Hadi bakalım. İz takip etmek adamın kimliğini, şeyini, plakasını bulmak o kadar keyif veriyor ki. Aman gitmesin dur, plakasını da bulamadım. Diyorsun ha. Böyle. Kafada nereden geldi bu kim? Çünkü benim Müslümanıma da o plakayı vereceğim. Derdimiz o. Hadi ben muvaffak oldum. Kaçtı gitti. İstemiyorum gitmesini. Onu tanımlamam gerekiyor. Enlemini, konvoylamını, koordinatını, navigasyon adresini vermem lazım ki Murat'ıma vereyim ki Murat'ım da rahat etsin. Bana vurdu tutunamadı. Buna vurdu tutunacak. Beni rahatsız edecek. Anladın?
iş takip ediyorsun böyle. Diyorsun ki bu nerede? Şurada. İşte bunlardan zaten çıkıyor bu serbest bölge. Hayalle erkekler imtihan olur, düşüncelerle kadınlar imtihan olur. Ya, acayip bir şey. Erkekler mantıksal konuşur, sonuca odaklı olur. Kadınlar ise duygusaldır, sonuca doğru giderken süreçle meşgul olur. Mesela şöyle bir koltuk lazım evde, bugün bir sürü örnek verdim. Ha, burada koltuk lazım, hadi çıkalım alalım. Bir dakika, kadın öyle demez. Buraya mı lazım, oraya mı lazım? Ben ona da mistikladım, şuradan buradan nasıl yapacağız, nasıl yapacağız? Ya bırak ya, git bir şey bakarız, ne gidelim, bağlayacağız. Hayır, sürecin detayı belli olacak. Bizim hanım öyle yapıyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'a satmayın. Belki, ya ben orada kadın erkekle bahsediyorum. Sistemi tanımak istiyoruz. Sistemi bildin mi? Kızdığın şeye kızmazsın. Sistem öyle çalışıyor. Sen şimdi termometreden barometre mi istiyorsun? Barometre basıncı ölçer. Termometrede sıcaklık ölçer. Şimdi sen metreden, metre var ya, bir metre. Onunla sütü, kaç litre süttür? Süt ölçebilir misiniz metreyle? Litreyle de evi ölçemezsiniz. Neyle neyi ölçüyorsun? Önemli. Bildin mi? Kendi ölçülerinle kadını ölçme. Senin gibi olsaydı zaten erkek olurdu, sana kadınlık yapmazdı. Yapamazdı. O da öyle düşünecek. Kadın da diyecek ki benim gibi olsaydı, benim gibi istiyorum. O zaman benim eşim olmazdı, erkek olmazdı. Ama baktım bildiğin zaman tabii canım bu böyle olacak, barometre, bu da basıncı, bu metre. Bu da litreyi ölçüyor. Bu sütü ölçecek, bu da mesafeyi ölçecek. Ya bu budur. Hepsi hem sütü ölçsün, hem de mesafeyi ölçsün. Böyle bir alet yok. Varsa da bizim elimizde yok daha. Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, öyle meşhum, anlattım size, uğursuz, anlamsızlıkları sana taşıyan, neye benziyor biliyor musun? Karga büyüttüm de ben, karga, hafıza verdim seni, hafıza ver ya Selahattin Hoca. Bana bir tane karga yavrusu bul dedi, neyse Allah'ın hikmeti bir ormanda piknik yaparken yavru bulduk karganın, büyüttük aynı arkadaş gibi. Yani o kadar acayip alışıyor ki, kedi gibi, köpek gibi, sana o kadar bağlı, sal gitsin. Yani arabayla gidiyoruz, hadi bak, yemek yiyoruz, arabayı toplayınca anlıyor ki gidiyorlar, hemen geliyor, giriyor arabaya, bize giderken. Öyle bir şey. Havuza verdim, havuzda gitmiş birisine verdi. Dedim ki, bir şey anlatmak için söylüyor. Fiilen göstereyim ki, havuz, ki niye verdin, benim bu kadar şey yaptın, sıkıntıya soktun ben. Ta Belgrad olandan buldum, biraz yetiştirdim sana. Niye başkasını verdin? Ya bildiğin gibi değil dedi ya Hasan. Nereden bulduysa anahtar külçesini, sabun, nerede fare, nerede tereyağı, balkonda domates, ne bulmuş hepsini taşımış dedi ya. Nereden getiriyor benim balkonu bir görsen çöplüğe döndü diyor. Fare ölmüş, diri, fareleri taşıyor. Niçin söyledim? Böyle bir aklı yerine satmasan meş'um olur. Yani anlamsız şeyleri sana taşır. Allah Allah, bu düşünce nereden geldi ya? Sonra müziç olur, ruh rahatsız ediyor, usandırıyor. Sıkıntı veriyor, sıkıyor, bunaltıyor. Yerinde kullanılmayan akıl. Sıkılıyorsan bil ki yerinde kullanılmıyor. Sonra üç, muziç oluyor, taciz ediyor. Gidiyor başka bir olumsuzları getiriyor, dimağını döllüyor, tecavüz ediyor. Kafana tecavüz ediyor. Kafanı döllüyor, o kafadan çıkacak gayrimeşru çocuk, nedir o? Kelam. Ne yapıyorsun ya, yapma ya, sen zaten şöylesin, evde veya kadınla veya sokakta agresif davranmak, o yanlış döllenmenin dışarı çıkan bilabele çocuğudur. Bu öfkeli sözler. Akılları geveze eder. Akılları geveze eder. Dinliyor, geveze. Evet. Çok tuhaf.
Bir yerde bahsetmiştim de bunu sakın bir yerde bahsetme demişti ama şeyci, o da edebiyat öğretmeniydi. Taciz eden, rahatsız eden, sıkan ve karşıya yani bir gayrimeşru çocuk gibi kontrolsüz bir kelamlar çıkar. Nedir o? Müziç. Ve muaciz bir alet olur. Muaciz. Seni de çok zor durumlarda aciz bırakıyor. Çok zor. Alet olur. İnşallah Maraş'tan geldiğinize değer ya. Bu derste. Demek ki akıl bir başkası, gayrimeşru, nikahsız birisi döllerse kelamımız öfkeli, gadaplı, sorumsuzca muvazene ve muazene olmadan çıkan kelamlar hep döllenmiş kafadan çıkar. İnsanın fiilleri 77 Hutbe-i Şami, kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Eğer yanlış fiil çıkıyorsa kalbimize birisi tecavüz etmiş, döllenmiş. O da günah var. Yani sabah şöyle diyeyim, YouTube'da gayrimeşru videoları seyreden bir insan düşün, genç. Şöyle seyrediyor, seyrediyor. Sabah kalkıyor böyle, huzurlu, abdest alıyor. O gün çok mutlu, rahat, efendim öfkesiz, muhakemeli, akıllı, dürüst, anlayışlı. Yani sabırlı yani, kontrolcu, duyguları var. Böyle bir çocuk, böyle genç insan çıkar mı piyasaya? Öfkeli, gergin, doyumsuz, hırçın, tatminsiz, bağını arayan, arabasında uzun sopalar koyan, bıçakla falan koyan. Böyle bir şey olur yani. Yani erva hadisi veya erva tayyibe vücuda çıkıyor. Vücuda çıkıyor. Orayı 507 okuyacaktım da enfus olur diye yapmadım. Bu, o ya erva habise veya erva aliye. Ustad 246 sözlerle diyor. Bir tanesi demiş, ulan senin okuduğun kitap nasıl bir kitap ya? İşte aynı risale okuyoruz. Erva habise, habise. O ne yapalım? Dönüp dönüp geri mi geliyor? Mesela bir erva habise oluşturdun diyelim. O dönüp dönüp... Yok gelmez. O kadar gelmez. Gücü yetmez. Mesela döllendi. Tamam o işte gayrimeşru oldu işte bir şekilde ben bunu... Hemen nikah yap. Aklını nikah yap. Yani nikah ne demek? Akıl ve Allah. Nikah ahitnamesi ne demektir? Vahiy. Vahiy muhtabı. Vahiye bağladın mı haram helal oluyor, zina olmuyor. Bu sefer o gidip gelip gelmiyor. O bazen niye geliyor biliyor musun Murat? Haram işlediğinden değil. Namaz kılıyorsun ve araba sürüyorsun. Araba uzun şeyler arası evet. Çok gidiyorsun. Pazarlamacı olduğun için söylüyorum. Pat diye geldi. Bazen giriyor, bazen şehvet atıyor, bazen bilmem ne. Bir sürü bazen de böyle acayip şeylere giriyorsun. O sen düşündüğünden, acizliğinden, basitliğinden değil asla. Nereden geliyor biliyor musun? Bunu takip ettim ben. Şimdi bilgisayarda misal vereyim biliyorsun. Bilgisayarda bir iş yaparken oldu geçmişte bir olumsuz yere girdin. Ha tak diye çıktın. Yani çok kısa dardın ama 3 sene önce bunu misali iyi dinle. 2-3 sene önce girmiştin. Fakat o bilgisayar, o site zalim senin oraya ziyaret ettin ya IP numaranı kaydetti. Sonra 3 sene sonra kendisini unutturmamak için spam gönderir. Ulan bir kimyasal ilaç satma şeyini, pazarlamayla uğraşıyorsun. Onunla uğraşırken pat diye geldi. Lan ne alakası var ya bu şeyin, sitenin ya? Rezil site diyorsun. Bu neyin nesidir ya? Nereden geldi falan. O 2,5 sene önce ziyaret ettiğin sitenin spamıdır. Sipa yani. Yani ben buradayım ha. Ben buradayım. Unutturmuyor. O ne yapıyorsun? Sistemci çık lan. Hemen çöpe atıyorsun. Peki girdin de mi geldi? Hayır. Eskiden. Suçun var mı? Yok. Ha. Aynı kafada böyle. Daha önce işlediğimiz, daha önce unutamayacağım yani. Unutamayacaksın. Kurtulmanın çaresi ne biliyor musun? Kurtulmaya çalışmamak. Hiç meşgul olma. Geliyor. Ağzına geldi orası. Oğlum kadınsız namaz olur. Veya namazsız kadın olur. Diyeceksin, hiç takmayacaksın ya. Çünkü reddedilen arzular kes bir şiddet eder, şiddetlenmeye başlar bu sefer. Geliyor, gözünle namazımızın renkli olacak şimdi. Daha ne diyecek bana şimdi? Bana dedi ki abdestin yok, ben zaten abdestsiz kulum. Zaten abdest olum. İmanın yok, yok sana ne yapalım, yoksa yok. Lan niye diş etmiyorsun, yok sen ne yapalım? Ne diyecek daha? Adamla horon oynamayı bileceksin. Çünkü ya deyince mesul oluyor musun ya?
Çünkü ustad ne güzel şey getirmiş. Dalaletin küfrü, dalaleti küfür, dalalet değil. Dalaleti şed, tefekkürü şed. Bunları tefekkür etmek, düşünmek küfür değil, şey değil. Ama çokça zikredersen sana mal olabilir. Ha? Ne güzel demiş ya. Yani dalaleti tefekkürü dalalet etmek, tefekkür etmek, tefekkürü şey, tefekkürü küfür, küfür değil. Geliyor, gelsin, gelirse gel. Hafızanı geliyor. Aman da çok da umurumdaydı. Sıkıntı geliyor. Çok iyi işte. O bizde anlam buluyor. O sıkıntı zaten seni bir yere taşıyacak, ilim verecek sana. Fırtına giriyor ama yağmur bırakacak sana. Gerçi birkaç tane yeri talep edecek ama ben orada baraj yapmışım, o suyu toplayacağım ben. Yaptığı tarlaktan fazla istifade edeceğim, o suyu toplayıyorum çünkü. Tanıdığım hoş oluyor değil mi? Sistemi bileceksin. Peki nasıl bileceğiz? Bilenlerle beraber olacaksın. Risale-i öyle. Sehli mümtenidir. Hoca ne demek biliyor musun? Çocuklara anlatıyorsun ilkokula. Çocukları da doyuruyor, fil gibi ciğerleri de dolduruyor. Hava öyle değil ya. Hava sineğin ciğerini de dolduruyor, filin ciğerini de dolduruyor. Risale-i Nur öyle bir şey ki, çocuklara da tam aynı ders, filozoflara da, profesöre de. Öyle bir şey. Biz edebiyatta Hüseyinlerin sözleri sehli ve mütehli bir şey yaparız. Evet. Yani bir bakarsın. Olay gibi gözüküyor ama aslında. Ama zahire bakana da hissesiz bırakmıyor. Ne yaparmış bu? Eğer Allah yolunda kullanılmasa akıl, geçmiş zamanın alam-ı hazinanesini ve gelecek zamanın ehval-i muhafifanesini senin bu biçare başına yükletecek yununsuz ve müzir bir alet derekesine iner. Alam-ı hazinanesi ne demek biliyor musun? Hüzünlü, üzüntülü elemleri toplar. Allah yerinde kullanılmayacak alet. Kontrolsüz bir şey yani. Yani akıl bir alettir, onu okuyoruz. Ne yapar bu? Geçmiş zaman, aklı geçmişten elem alır, gelecekten korkular olur. Unutmayın, geçmişten korku olmaz, elem olur. Gelecekten de korku olur, elemler olmaz, elemler geçmişten olur. Şimdi akıl eğer yerinde kullanılmasa seni hep geçmişe götürür. Geçmiş de nedir? Keşkenin bataklığıdır. Bataklıktır vallahi. Geçmişe daldın mı hali kaybedersin. Hali kaybedersin. Şimdiki zamanı kaybedersin. Bırak olmuş, olmuştur. Olmuş, olmamışa olmaz. Olmuş, bitmiş. İstemiyor musun azı? Tövbe edersin. İstiğfar edersin. Tövbe ve istiğfar etmek âli ruhların vefa özelliğidir. Şimdi onu atıyor YouTube'a. Vefa. Vefa ruhumun ruhuna. Vefa bak neymiş. Yani ruhumun senin ruhuna gönderdiği sestir, kokudur, surettir. Benim vefa kokumu alırsın ruhumla. Hangi ruhumla ruhumun kokusunu alırsın? Ruhunun kokusu var mı? Var. Nedir o? Vefadır. Koklarsın bu adamı böyle. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, 3,5 yaşına kadar çocukların ensesinden annesi ama cennet kokusunu alır. Bizde bir derece işte böyle acayip bir keyifli koku olur. Ensesinden cennet kokusu. Ya koku olur mu? Cennetin kokusu olur. Oluyormuş işte. Çünkü hiçbir şeye benzemez. Ne yapar? Ruhunu memnun eder. Mesela çok garibinize gidecek, günah işleyen insanın o diş sağlığından demiyor. Günah işleyen ve de bir de mide kapağında sıkıntı yoksa, dişinde olmuyorsa, ben şey olarak söylüyorum, bu sorun yok, standart olarak söylüyorum. Günah işleyenin ağız kokusu çok pis olur. Vücudu pis kokar. Onun için alimler der ki, kokuya, pis kokuya, güzel koku aramayın. Ahlakınızı düzeltin.
Hazreti Ali devam ediyor. Diyor ki, kirli çamaşıra koku değil, sabun lazım diyor. Ruhu günahlarla rencide olmuş bir insanın kokusu pis kokar. Buna ahlakı ağır olanların kokusu ağırdır. Örnek vereyim, Allah Resulü'nün nereye gittiğini bilmiyor sahabe. Çıkarlarmış, nerede? Kokusundan bulurlarmış. Koku bırakırmış. Aynı o koku Ebu Cehil'e zulmet gibi olurmuş. Zehir. Çünkü herkes aynı tipini celbeder. Ya acayip bir şey. Fesubhanallah. Ruhun kokusu olur mu? Ruhumdan ruhuna. Ruhumun sesi. Sureti, kokusu. Bütünlüğüne vefa. Ruhlar arasındaki iletişimin simgesidir vefa. 22 dakikadır yayınlanırsa bu akşam. Lütfen bir dava adamları bir dinlesin. Refa. Keyif verir sana. Maraş'a giderken bir dinleyin. Böyle. Çok sevdiğim bir şey. Refa deyince kurban olayım diyemem. Çünkü Allah müsaade etmiyor. Hazreti Hatice'sine, Hazreti Peygamber'in, Hazreti Hatice'nin peygambere, Hazreti Peygamber'in Hatice'ye karşı durum. Ondan başka önce kimse hatırıma gelmiyor. Çok ama o kadar seviyorum. Ya Rabbi şefaatine mazhar eyle şu Hatice validemiz var ya. Acayip bir anne ya. Mükemmel bir şey. Vefa. Vefa deyince timsali, misali o. Abi geçen şöyle bir hissiyat oldu. Mesela şimdi anlatıyorsunuz ya mesela Risale'de. Şimdi herkes aynası kadar. Mesela diyelim ki burada dinliyoruz sizden. Hani vefattan sonra nasip olursa ahirette hani üstada gidip de abi üstadım Hasan abi anlatıyordu böyle böyle ama yani şuralar neydi deyip ona gidip ondan işte ya Resulallah üstadım böyle anlatıyordu ama deyip ona dönüp ondan sonra ya Rabbi Resulallah böyle buyuruyordu ama nedir hani bu silsile mesela anlatıyorsunuz ya şimdi ne kadar zevk alıyor insan acaba o validemize gidip de anneciğim bir anlatsana nasıl yapıyordun diyeceğiz değil mi inşallah? İnşallah. Allah bana onu verecek. Çünkü onu çok tadat ediyor. Allah vermek istemeseydi ağzıma isteği vermezdi. Vefa deyince bunu acayip anlıyorum. Etkileniyorum çok fazla. 3,5 saat git, 3,5 saat gel. Günde 2 defa. Yani bir defa mı demez ya? Gel be ya. Hira'ya, peygambere giderken. Sifo değil ki ya. Her şeyini ver. Kadın, bir kadın bu kadar. Elhamdülillah. Gurur duyuyor. Başka bir özelliğim yok. Gurur duyuyor. Müslümanların güzel sıfatına gurur duyuyor. Sıkıntılarla da üzülüyor. Onun için duymamak için, yani sıkıntısını duymamak, üzülmemek için haber, site, Facebook, Instagram hiçbir şeyim yok. Girmiyor. Birisi de kötü haber getirdi mi odamdan gönderiyor. Git bana anlatma. Geçmiş zamanın adam hafifhanesinin yani Allah yolunda kullanılmadığı için geçmişte ne pislik var? Şu. Ya geçti işte. Onu getiriyor. Bir. İki. Gelecek zamanın ehvali muhafifhanesini. Ne demek? Ürkütücü korkularını, korku veren durumlarını. Geçmişin ne abi? Geçmişin pisliklerini. La tamam lan Arabistan'a gittik namaz kılmadık işte koştaş oldu bu oldu. Tamam la bitsin lan işte. Daha delikanlıyken sevdalık yaptık bilmem ne. Değil mi laf at? Onları getiriyor. Gelecekte kafirlere söylenen ayet ve hadisler var ya cehennemin döşettiği. Fokur fokur kaynayacak haşir meydanında. O hadisleri ayetleri kendisine giydiriyor akıl. Şeytan yapıyor. Kafirlere söylenen o ayet ve hadisleri Müslüman giyiyor. Geçmiş böyle. Gelecek de biz böyle bekliyor. Gel de mutlu ol hadi. Sana kabir azabı işine sık. Ya kafirler bir de hoca denilen adam belagat ehli değilse
muktezay hali bilmiyorsa, tamam, ondan sonra kafirlere, münafıklara güya korkutup namaz kıldırtacak. Kafirlere, münafıklara, zındıklara söylenen ayet ve hadisleri Müslümana giydiriyor, anlatıyor. Anlatma giydirmektir. Hadi giy be, anne çocuğuna giydir gibi. Onun altına kim yaşayabilir ya? Ömer abi kaç yaşındasın abi? 60. 60 abi. Allah hayırlı ömür versin hepimize. Aha. Bak abi, 60 senede yemeğe attığın tuzları şimdi bir anda sana yedirseler ne olur? Zehir olur değil mi abi? Ama 60 sene bölersen iyi de nimet olur. Bu böyle işte. Kafire söylenen ayet hadisi ne hadis diyor. Müslüman'da bir şey demiyor hadis ama kime demiş? Kime denmiş? Niçin denmiş? Hangi sıfatına? Hangi günahına kafirin? Kafirler derece derecedir. Ehli bidâ mıdır? Mürtet midir? Nötr kafir midir? Ya bilmiyorum. Aa, ne yapacağız abi bunlardan? Ya asr-ı mücedidine tabi olacaksın o kadar ya. Böyle dersi Risale dinleyeceksin ya. Akıllı olacaksın. Yoksa moralini bozarlar. Abi, bir daha... Özür dilerim. Mesela şiiri de mesela özellikle şunu da çok yayıyorlar mesela insanlar arasında. Ortada olan bir sorumluluğun, bir mesuliyetin, mesuliyetin üzerine almanın güzel bir şey olduğunu mesela böyle tahşirat yapıyor, yayıyorlar böyle yani. Mesela nedir örneğin Japonlarda mesela ifratta bu harekini yaptırıyor adama. Yani ne alakası var sen onun ömrünü şey yapıyorsun? Niye sen adamın ömrünün neticelendirmesine vesile oluyorsun ki? O da bunu onur kabul ediyor. Bu toplumda bu onur ve yüksek başka bir şey yapalım olarak düşünürse o zaman ne olacak? Hepten çökecek içine giriyor. Neticeyi evet tar. Demek ki yerinde kullanılmasa akıl geçmişin elemlerini, alem elemlerin çoğuluğu, gelecek zamanın ehvali muhafifanesini çökertici, duman edici korkularını getiriyor, senin bu biçare başına yükletecek. Lan ne özelin vardı ki? Yükletecek, yumunsuz, bak yumunsuz ve muzir bir alet derekesine iner. Bunu bu arada bu şeytan yapıyor değil mi abla? Ha. Diyelim ki aklına yana kullanmazsan. Bu olur. Otomatikman hızlı şeytan kullanıyor. Bu olur. Bu o yapıyor. Ben sadece hayali kullanıyor diye sanırım. Aklı da mesela dehşetli bir şekilde kullanabiliyor yani. Yok şöyle. Aklı direkt kullanamaz. Şurada yapayım bak. Akıl şurada. Burada. Şeytan buraya akla müdahale edemez. Yani kullanıyor. Akıl hayal ile, düşünce ile birleştirerek vesvese ile akla burada hücum ediyor. Kullanamıyor. Yani bu, ama neyle kullanır? Burayla onu kullanır. Mesela maşayla ateşi tutarız. Şeytan buranın dışına müdahale edemez. Yetkisi yok. Melekler bile kalbin içini göremez. Nazargâh ilahidir. Allah'ın yeridir. Kalbinden geçenleri melek bile göremez. Aklını bilenleri şeytana göstermiyor. Yani bu bölgeden dışına buraya geçemez. Ama diyor ki şeytan vesvesiyle aklı ihval etmeye çalışır diyor Risale'de. Aklı bozmaya. Aklını elinden alır. Aklını elinden. Şimdi İnkar ona yuttur. Şu bloke ettin mi akıl denen bir şey yok. İlla aklı tutmak değil ki. Aklı sahasını çevirdin bitti. Devre dışı. Devre dişi. Aklı yerinde kullanmasan. Bir şey değişik bir soru geldi aklıma abi. Mesela eğri kalp bir abi vardı İstanbul'da. Sen söylemiyorsun ama hani kalbinden geçeni melek dahi duymaz diyorsun ya. Evet. Ama adam kalbindekileri duyuyordu mesela yani. Kalbindekileri zannediyorsun. O aklında mı? Tabi oraya gelmiş. Oradan oraya çıkmış. Gelmiş çıkmış. Mesela sen bir şey düşünüyorsun, cinler söylüyor. Cinler gaybi mi biliyor? Yok. Onlar için hazır. Şimdi mesela şurada radyo televizyon dalgalar var. Ne çalıyor biliyor musun? Bir tanesi kenarda böyle televizyon çalsa ufak. Ne çalıyor söylese. Gaybi mi bildi? Kaybı hazıran etti, aleti var. Yani cinler de senin kafandan geçeni dalga yayılıyor. Senin gözün o dalgayı görmüyor. Göz 0-10'da 4, 0-10'da 7 lambda arasındakileri görür. Ve duyar. Ses de öyle. Peki altı ve üstündekileri görür mü? Mikrobu göremiyorsun. Yani bu dalgalar yok mu? Var. Aklen biliyoruz değil mi? Ama hangi cinsel, mesela sesi kim görür?
kulak. Kokuyu kim görür? Burun. İşte kafadan çıkan o dalgalarla köpek görür. Bebekler de görüyor sevip sevmediğini. Köpek veya kedi sevip sevmediğini. Mesela sinek. Yakalayacağım deyince sinek orada bile durmuyor. Hiç alakasızsan ta burnuna konuyor. Lan niye o da hissediyormuş? Beni yakalayacak diye. Yakalamaya düşündüğün zaman etrafına hiç gelmiyor. Bekle saatlerce. Ama öyle bir şey olmazsa burnuna konuyor. Anladın mı? Peki gaybı mı biliyor? Hayır. Hazırı biliyor. Gayb yok. Veya başka ne yapıyor? Murat nasılsın? Tamam. Şimdi bu arada senin telefonunu aldım. Anne babanın telefonu var. Bu arada başka sistemim çalışıyor. Şimdi seninle konuşurken hani aldatılan şeyi anlatıyorum toplumda. Cinler geleceği biliyormuş. Allah diyor ki geleceği bilseydi diyor. Süleyman öldü, 6 ay oldu. Peygamberler çürümez. Bastonuna dayalıydı. Peygamber çürümediği için öldü aldı. Öldü bilemediler. 6 ay gene zorlar, cebren çalıştılar diyor. Allah diyor ki meal ya meal. Gaybi bilselerdi diyor. Yanı başlarındaki Süleyman öldüğünü bilirlerdi diyor. Öldüğünü nasıl anladılar? Baston çürüdü, düştü. Cinler olayı... Şunu bitireyim de. Evet abi. Murat'ın annesi babası, akrabası, dedesi, 700-900 sene yaşadıklar için dedenin dedesi, he Murat senin deden şöyleydi, gayet midir? Sen şeyin ne şey yapıyor? Çünkü cinler ışık hızıyla hareket ediyor, oradaki akraban şeyle irtibatı, oradaki olanlarla bilgi alıyor. Peki güçlü mü? Yok. O kadar aşağılık ki Allah onları devre dişi yaptı, insanı sultan yaptı. İnsanın gaytasını yiyip, İdrarını içecek, beslenen bir mahluktan korkulur. Allah diyor ki benden korkun, benden. Kimseden korkmayın. Ha benden korkmadın mı? Korktuklarından emin yapma. O zaman korktuklarını korkutur. Korkutsunlar. Niye korkuyoruz? Allah'tan hakkıyla korkmuyoruz da ondan. Devam. Demek ki akıl yerinde kullanılırsa, kullanılmazsa. Şimdi kullanılmazsa geçmişi böyle yapar. Geçmişin elemlerini... Geleceğin dehşetli korkularını hale getirir. Getirir. Sonra müzir bir alet derecesine iner. İşte bunun içindir ki fasık adam aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Bak adam geldi. Fasık adam aklın bu eziciliğinden kurtulmak için ne yaparmış? Ya sarhoşluğa gidiyor ve eğlenceye kaçıyor. Eğlenceyi niçin kaçıyorlar? Sıkıntıyı bastırmak için. Unutmak için. Ha 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 ha. İki saat öldürdük. Sanki gavurun saatini öldürüyor. İki saat derdimizi hatırlamadık. Kar kabul ediyor. Bak geldi adam. Peki kim bu? Bunu üfleyebiliyor. Mahluklar yapabiliyor. Ustad diyor ki atımı ürküttü diyor. Bak bunu ürkütüp sinekten misal verdim. Bak abi ben sana musallat edeyim. Gördünüz mü? Bazen abi Kur'an ya da şey okurken, vücut okurken mesela gene çok rahatsız ediyor. Ne kadar orasından gitmiyor. Kasten. Fatiha çekilsen yok olur. O yaptırıyor. Saatlerce beraber konuşalım, boğazına bir şey olmaz. Derse otur, tıkır tıkır şey yapıyor. Adam yapıyor, hücuma vuruyorsun. Sistem. Demek ki akıl böyle yaptı mı geçmişin elemlerini, geleceğin korkularını? Ne yapacaksın? İman ile, İslam ile. Yani tefekkür eden bir kafada itimat edin bana. Sağım bu benim. Tefekkür eden bir kafada, tefekkür anında eylemin değil kendisi, kokusu bir ismi bile olamaz. Tefekkür psikolojik hastalıkların panzehiridir hem de temelde. Tefekkür eden bir kafada sıkıntı olmaz. Sıkıntı da hemen tefekkür moduna geçebiliyorsan duman olur. Nasıl yapacaksın? Geçemiyorsun tabii. Sıkıntıdan önce geçmek mümkün mü? Araba kullanıyorsun Mustafa, sıkıntı.
Ne yapacaksın, yapacaksın? Şimdi top ağzından gidiyorsun. Hemen bu dersi hatırla, kendini buraya koy veya kitabın şeklini hatırla, hayal et, gerisi gelecek tefekkür. Veya nereden okuyorum, ben kaçıncı sayfadan okuyorum biliyor musun bunu? Aklım, akıl bir alettir, bakma. Altıncı söz. Altıncı söz. 20. Evet, kaçıncı sayfa? 27. 27. Şimdi bir 27. sayfayı böyle resmini çektin mi hafızanda? Çekersen. Veya bu dersi hatırlar mısın, şöyle bakar mısın? Bir bakın bakalım, herkes baksın. Sıkıntı olduğun anda, ben bunu hapiste denedim, gözümü kapattığım şu andaki kırık andaki ortamı kendimi de görüyorum bak. Bunu geliştirin şeyinizi, hayalinizi. Kendinizi kendinizle bakmayın. Yukarıdan aşağıya. Bak mesela ben yukarıdan kendimi görüyorum. İnan. Aynı anda Mustafa seni de görüyor. Böyle ettiğin anda tak, o sıkıntıdan değil buradasın şimdi. Hayal ettiğine dönüşüyorsun, orada oluyorsun. Hele bunun ilerisi tefekkür geliyor. Tefekkür nasıl? İşte sıkıntı anında bir güzel ortamı, bir evlilikteki güzel bir hatıranı, bir güzel arkadaşının güzel bir sözünü, ondan sonra iyi bir dostunla bir maceran olmuş. Diyelim ki Ceylanlı Deresi'ne balık attık gece. Onları bir hayal et, ondan sonra o konuşmaları ettin mi? Mesela bu ortama hayal et. Ortamaya akıl izacından, akıl bir aletmiş. Ha, geçmişin elemini, geleceğin korkularını getiriyormuş. Ya buna nasıl kurtulur? Neyi hayal edersen? Tefekkürle. Kastama değil ya, yani kasp hal, bast haletleri ehli intibaha diyor. Yani medara inkişaf diyor yani. Sekizinci sayfa. Evet. Celal, Celal'i sana anlatmak için bunu cehennemden 70 bin perdeden geçmiş Celal'in sandaki gölgenin gölgesinin gölgesi 70 bin. Buna dayanamıyorsun, intiharı düşünüyor da 70 bin aslı olan cehenneme nasıl dayanacaksın? Ha, o sıkıntı Celal ülkesini, o bast var böyle neşe sunur, oh uçuyorsun. O da 70 bin perdeden geçmiş cennetin bu dünyadaki sendeki görüntüsü. Aslını bir de düşün. Ha, seni intiba ettirmek için bunları sana hissettiriyor. Sekizinci sayfa kastlamadım. Ehli intibaha yani medara inkişaf oluyor. Yani tanımazsa, nereden geldiğini bilmezse bu sefer çöküşe sebep. Eleme sebep oluyor. İntibana sebep olan bir şey dibe gitmene sebep. Yükselmene sebep olan şey aynı zamanda dibe inmene sebeptir. Asansörü gibi. Nereye basarsan ya dibe ya yukarıya. O zaman küfür etme asansörüye, tekmeleme. Düğmeye sen bastın. Fasık adam, aklın bu sıkıntısından, tacizinden, taciz ne demek? Aciz bırakmak. Aciz bırakmak ama tecavüz ediyor ya. Tecavüzünden. Kurtulmak için ne yapıyor? Ya galibe ya sarhoşluğa ve eğlenceye kaçar. Onun için gidiyor ben eğlenceye ve sarhoşluğa. Gel bir şişpeş atalım, bir domino oynayalım. Onun için yapılıyor. Eğer maliki hakikisine satılsa, onun hesabına çalıştırsan, akıl öyle tısımlı anahtar olur ki, şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini, hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet ebediyeye müheyya eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Şimdi tılsımlı anahtar ne demek abi? Ha, tılsım. Tılsımı şeye soralım. Seyit Ahmet'e. Geçen dediydim abi. He. Değiştirip dönüştürendir demiştik. Tılsım. İki zıt olanları birbirine değiştirip dönüştüren. Hı-hı. Mesela bir örnek ver de kafamda kalsın öyle ezber. Kuyunun duvarı mesela kapıyı. Oradaki tılsım. Sekizinci söz vardı ya, sekizinci söz. Sekizinci sözde bir adam vardı. Ahmet uzun. Aslan kovaladı değil mi? Sonra tam aslan yerken yiyecekti, bir kuyuya denk geliyor. Oradan aşağı kendisini atıyor. Ne yapayım, zaten yiyecek beni. Kuyuya indi, inerken bir dala takılıyor. Bir baktı ki, tılsım burada uygulayan. Yukarıda bekleyen, nöbet bekleyen aslan var. Aşağıya bir baktı ki,
ağzı, kuyu ağzı kadar geniş bir canavar var. Takıldığı ağaç da incirmiş ama, ağaç incir ama her çeşit yemiş var. Bir tılsım da takmış diyor. Ha, bir tılsımla takmış oraya. Tek incire tılsımla bütün meyveleri takmış. Bir de bakmış ki ağacın kökünü siyah beyaz fare kemiriyor. Ne yapacaksın şimdi? Ha, şimdi iki zıt şey. Yani yaşamak istiyorsun ama ölümle beraber. Tılsım ne? İki zıt şey birbirine dönüştürüyor. Dönüştürüyor. Yani burada bir sır var dedi. Nerede yolda çıktı? Bu incir ağacıdır ama bütün yemişler niye burada? Tılsım ile takmış. Meyveler tılsım. Herhal Murat fark etti kardeş. Fark ettiği anda tılsım çözüldü. Sır çözüldü. Nedir? O hangisi ata inkılap etti? Aslan. Nereye dönüştü? Ata. Duvar. Kapıya. Canavar nereye dönüştü aşağıdaki? Kuyu ağzı kapıya döndü. Duvar yarıldı abi. He, duvar yarıldı. Kuyu ağzı. Ejderhanın ağzı ne oldu? Kapıya. Aslan nereye dönüştü? Bu sakar bir ata. Bu nedir? Farkındalıkla tılsım bu. Aslanı ata dönüştüre bir avuç toprak kaldı diyor. Toprak altına dönüştür. Ezber bir misal değil. Öyle bir zaman gelecek ki topraktan altın yapacaklar. Peki sır nedir? Sır. İki zıt aynı arada dönüştürmek yok. İman ve küfür. Serbest bölgede hem tılsım hem de sır var değil mi? Evet, şurada var. Birine tahayyül, birine tasavvurda hani sır için tahayyül desek tılsıma tasavvur diyebilir miyiz? Yani denilebilir de şu anda tabii nedir demek şey. Yani ama burada da batıl var, burada da batıl var. Doğru batıl. Yani bu serbest bölgede bütün zıtlar var mı abim? Var. Birbirine dönüştü mü? Yok. Daha şimdi yok. Burada bulunanlar tılsım. İki zıt birbirine dönüşmeden duruyor. İkisi de çatışıyor. Ama aynı yerde. Peki buradan fehim denilen süzgeçten bize lazım olanı alırsak sır oldu. Zıtı zıtına dönüştürdük. Tamam mı? İnsanın elindeki akılla o zaman şu evet. Büyük abi ve o iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Aklını bu noktada kullanırsa insan kendi lehine çevirecek. Ki kabir kılıçlarını evet. Kendi lehine çevirmek mevzusu var. Bir de şeyi soracağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kılıçla ve suikast etmeye gelen insana bir bakışıyla onu babam dahi gelse kesecektim dedirten aklı maliki hakkisine satıp ondaki mahiyeti tılsımlı anahtarıyla açmış. Çevirmiş. Öbür tarafa döndürmüş göndermiş değil mi? Adam gelmiş peygambere tam vuracaktı. Peygamber ne diyor? Bir baktı diyor. Bir nazargâh-ı peygamberi. Bir nazar-ı peygamberi. Birdenbire kalbeder. Bir bedevi cahil bir arif-i münevver. Bir nazar-ı peygamberi. Bedevi ne yapar? Münevver, alim gibi. Onun için kalbinde sıkıntı olanlar, gözünüze bakamazlar. Çevirirler böyle. Çünkü sendeki kalpteki nuru iman, doğru bilgiler karşıya gönderirken yanıyor, rahatsız oluyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bir nazar-ı peygamberi, tılsım işte. Bak tılsım arkadaşlar, aslan ata dönüştü. Sırda öyle değil. Hem aslan hem at aynı yerde yiyemiyorlar birbirlerini. İkisi duruyor. Sır bu. İmana da tılsım diyor abi. İman. İman tılsım. Çünkü imana da tılsım. Küfrü dönüştürdü. Ahireti senin hakkında ya cehennem yapıyor ya cennet yapıyor. Ya. Çok acayip. Devam edeyim bakayım neler demiş. Böyle bir sayfa var. Ondan sonra keseceğiz. Çok... Yaşasın, çay gelecek, meyve gelecek.
İyi misiniz? Sıkılıyor musunuz? Sıkmıyorum değil mi sizi? İyi elhamdülillah. Oo, 50 dakika oldu. Peki çabuk gideyim. Akıl aletmiş. Çıkarımlar şimdi. 2. Akıl, aklı sen kullanacaksın. Eğer nefis hesabına kullanırsan bu yukarıdakilere muhatap olacaksın. Akıl bir alet olduğundan berzahtır. Aleti herkes kullanır. Termometre alet değil midir? İki farklı alemi gösterendir. Berzah, soğukla sıcağı arasında berzahtır. Bir daha, akıl bir alet olduğundan berzahtır. Aleti herkes kullanır. Nasıl? Geçmiş ve geleceği gösteriyor. Aleti herkes kullanır. Nefis kullanırsa kullandığının alameti, yani aklınız geçmişte olduğuna delil nedir biliyor musunuz? Geçmiş zamanın eylemlerini hissedersiniz. Gelecek zamanı da korkularını hissettiğiniz anda bilin ki aklınız geçmiştedir. Vazifesini seninle bu bir çağbaş yükledi. Eğer aklı iman kullanırsa alameti nedir? Geçmişi imanın kuvveti, gelecekte imanın nuruyla nurlanır, hazırlanır, böyle yapar. Eğer aklı iman kullanırsa geçmişi imanın kuvveti, 23. söz. İmanın iki tane sıfatı var değil mi? İmanın nuru, imanın kuvveti. Eğer aklımızı iman kullanırsa geçmiş nedir? Allah'a iman, bu kadar namaz kıldık. Bak geçmişte şu günahı yaptım, bu günahı yaptım, şöyle yaptım, böyle dedim, keşkeler var ya. O şeytan kullanırsa, şimdi iman kullanırsa, geçmişte böyle yaptım, böyle yaptım yok. Geçmişte namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, derse gittim, güzel sözler söyledim. Bir sürü şeyler var. Ona bağlar. Ve daha ileriye götürür, Allah'ım var benim. Tamam, geçmiş. Geçmiş böyle dayanak noktası. Böyle dayanak noktası, nokta istinad. Allah'a götürür. İmanın nuru ise geleceğe, ahirete imana götürür. Mesela imanın kuvvetiyle geleceğe baktığın zaman Allahsız bakınca ulan kabir, haşir meydanı, boğaza kadar efendim ter olacak, güneş bir karışınacak, şöyle olacak. Hayır, ne yapacaksın? Eğer iman geleceğe götürürse aklı o tür şeylere takılmaz. Allahsız düşünmez. O düşünceler var. Onlar hadistir. Aynen doğrudur. İmansız, Allahsız düşünce öyledir. Allah'ın rahmetini düşünmeden kabiri düşündüğün zaman duman olursun. Allahsız kabiri düşündüğün zaman hocam ne olursun? Duman olursun. Duman. Allahsız düşününce, ama Allah ile düşününce her şey gülgülistan olur. Allah ile ve ahiretle ümitli yaşamak kadar dünyada bahtiyarlık yoktur. Allah ve ahiretle ümitli yaşamak var ya, sultanlık budur. Gerisi hikaye. Geçmişi alam, elemler, gelecek ehval, korkucuklar. Başına yükleten bu. Tılsımlı anahtar olur. O zaman kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini sana açar ve saadet ebedi müheyya eden dünyada bile bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. O ne demek abi? Akıl mürşid-i Rabbani olması ne demektir yani? Şimdi fazla gitmeden bu ortamda şu kadar diyeyim. Aklı sahibine verdikçe akılla, senin aklınla Allah konuşuyor. İlham. Seni irşad ediyor. Çünkü vahiy ile olursa perdeli, yani Cebrail ile konuşursa Allah vahiydir. Allah Cebrail'siz seninle konuşursa ilham. Eski sahip, yeni sahip. Evet, yani aklını yerinde kullandığını, yani akıl ve Allah. Bu bağın adı vahiy. Aklını vahiye tabi edersen akla artık Allah basıyor. Allah idare ediyor. Onun
Düşünen kafası, gören gözü, yürüyen ayağı olur. Ya akıl hikmetin menşeidir diyor ya abi. Hani kendi büyük hikmet cihetini gösteriyor sana her şey. Her şey mesela insanların altında ezildiği hadiselere hikmetini görüyorsun. Herkes ezilmiş. Asla onlarda ne korku ne hüzün vardır. Hocam nerede hafız? Bir oku abi. La havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Bak. Bu. Hafız her zaman hazır yani. Patlat. Hayır. Ne dersen de fazla. Allah'ımız da burada. Arapçada Türkiye birincisi. Hafız'da başka. Öyle maşallah ya. Öyle. Allah vakıf etsin inşallah. Harika bir. Ne dedi Türkçe dersen? Ha? Ne dedi hafız o ayette? Ayette işte bu. Onlara ne korku ne üzüm vardır. Ben Türkçesini söyledim, ona söyle, Arapçasını söyle dedim de söyle. Ayet ha. Onlara ne korku? Ne de hüzün var. Allahu Ekber. Kime? Evliya Allah, Allah'a yakın olanlara. Evliya demek, Allah ile beraber olana demektir. Evliya rahmet Mehmet'i götürme. Bu asırda inşallah hakkıyla namaz kılanlar da evliyadır. Evli. Ya. Niye şaşırıyoruz? Niye şaşırıyoruz abi sonunda? Ya diye niye şaşırıyoruz? Ya nidadır. Vakıflar evliye değil o zaman. Duydunuz abi. Bir şey geldi. Evi var, evi. Eşi var anlamında değil. İkiye muayene gidiyor da eşime geleni söylüyor. Tılsım neymiş? Sureti hakikata. Tılsım bir daha bitiyor. Sureti hakikata, hakikat-ı mahiyete, mülkü melekuta, mekanın üstünü kaldırmakla ki la mekan, ejderayı kapıya döndürülme sisteminin adıdır tılsım. Keşke yazsam. Yazayım da ondan sonra iyi olur arkadaşlar. Ondan sonra ben bunu yazayım ki göresiniz. Şöyle, şunu sileyim, Mehmet abiye alacağım. Var mı şey? Kalem var hocam. Var. Kalemi ince alıyorsun. Ama kalın da vardır inşallah. Bak şimdi, çok hoşunuza gidecek de. Niye çıkmıyor? Ya, şurada bir tanesi var, ince olanlar. Kırmızı. Renk fark eder mi? Ne istersin? Kırmızı da var. Siyah, mavi, yeşil. Abi. Kırmızı da var. Tamam. Kırmızı da var. Bak. Hayır, malzeme istediğin kadar geldi. Hadi bakalım. Abi sen tut. Şöklümüzü şey yap. Çünkü çok hoşunuza gidecek onun için. Tılsım. Bir, iki, üç, dört. İki, dört. Şunu kapat, bana abi ver. Şunu açar mısın? Sureti hakikata. Hakikatın mahiyete, bak bir üstte taşıyor. Mülkü melekuta. Mekanın üstünü kaldırmak, mekanın üstünü kaldırmak ki, Allah Allah, la mekan, Allahu Ekber, seni mekansızlığa taşıyor, sonra, ejderayı kapıya abi şunu kapa kırmızı ver şunu al şu şunların cemine şimdi siyah ver abim eyvallah abim güzel bir yardım ediyorsun bana döndürülme sisteminin
adı dırtılsın. Tılsım. Ver kalem abi. Tılsım görüyor musunuz? Evet. Yani mekandan da seni kaldır. Mekanı kaldırıyor. Şu gördüğünüz hava var ya. Yani kaldır. Televizyon çıktı. Biraz daha kaldır. Adamın şekli ortaya çıksa. Sonra ısısı, kokusu, kendisi adamdan da daha ileri, içine gir, duyguları, fikirleri girdi, gir. Buz, su, H2O. Mustafa iyi misin? Evet abi. Ha. Bir sahaya girdim diyor abi. Tılsımla mı giriyor o zaman? Evet, tılsımla giriyoruz. Tılsım kimde var? Tılsım geçmişi, gelecek, geleceği geçmiş veya hazıranı dönüştüren sistem tılsım. Yani geçmişi, gelecek, geleceği geçmişe dönüştüren sistemin adı tılsım. Yani noktayı istinat ve nokta istimdadı cem eden. Bundan sonra, çünkü bir saati geçti. Abi geçmişi geçmişe mühim ya, onu az daha sen biliyor musun? O ne demek geçmişi geleceğe döndürmek, geleceği geçmişe döndürmek? Bir parçasını diyeyim de çünkü bir saat oldu. Şimdi biz ahirete gitmiyor muyuz? Ahirette neyi göreceğiz? Yaptıklarımız. Yaptıklarımız dünyada geçmiş değil mi? Ama geçmişimize gidiyoruz. Peki geçmişimiz nerede? Önümüzde, gelecekte. Geçmiş önü geçti. İlginç. Ağaç oldu. Bakışı değiştiriyor. Evet. Diğeri nasıl oluyor abi? Geleceği geçmiş. Şimdi Allah'ın bu kadar nimetleri var. Bir sürü nimetleri var. Yaşaman mümkün, yapıyorsun. Geçmişe gidiyorsun bir hatırada. Bir hatırada bir tane, bir surette, bir kokuda, bir öpmekle batıp gidiyor. Bu da geleceği hazırlığında batırmaz. Hatırıma gelen. Yani koca bir sonsuz geçmişi, geleceği, sonsuz bir geleceği. Orada bana öyle demiştin. İhlas mesela. Diyelim ki korkunç bir gelecek var. Yani şimdi adama gösteriyorum, riyakarlık yapıyorum, türbün oynuyorum. Yok diyor da. Verilmiş olan kabiliyeti tahrip ettiğinde gelecek kayboluyor. Bitti, kayboluyor, yok oluyor. Anda bitiyor. Bu iman için bir tabir kullanıyor ya, iman diyor, dizginini, cismi, hayvanı elinden alıp kalbe ruha devrederse, hem geçmişe nüfus hem de geleceğe hulul edebilir diyor. Kalbi ve ruhun geleceği hayatına geçer. Evet. Abi ruhun hareketi de çok acayip. Ebediler tarafında ve zerreler alemindeyken ezel canibinden gelen. Şimdi normalde ruhun hareketi biz... Buradaki hareket maziden istikbale gidiyor gibi gözüküyor. Ama halbuki ruhta hareket tam tersi. İstikbalden maziye hareket ediyor. Değil mi? Yani şu anda yaşadığımız var ya. Biraz da girmek istemiyorum ama. Şu anda yaşadığımız nedir biliyor musun? Şöyle bir araba fabrikasında bant var ya bant. Bant geliyor. Motor bloğu geliyor. Onun önünde kim var? İlk. O volanı takıyor. İkincisi... Krank mileni takıyor. Üçüncüsü pistonları takıyor. Öyle gidiyor ya. Bak şimdi. Şu an nedir? Gelecekten hale uğrayıp maziye dökülüyor. Gelecek aslında şu anda yaşadığımız gelecektir ya. Gelecek hale uğradı. Gelecek var mı? Andakilerdir. Bu an gelecekten gelmedi mi? Geçmiş var mıdır? Andakiler nereye gitti? Yaşamadık mı? Yaşadıklarımız nerede? Ömer abi geçmiş mi var mı abi? Var tabii. Nerede? Gelecek de orada. Bak şimdi çok acayip. Şimdi geleceğin en güzel delili geçmiştir. Eğer geçmezse gelecek gelemez. Bak geçmiş geçerse gelecek gelir. Değil mi? Evet. Şimdi
An nedir? Geleceğin şeritin araba fabrikasındaki o bantın geldi. Ben de orada eylem yaptım yani. Ben buradayım o kadar. Fabrikada buradayım. İşim bu. Krakmeli takmak. Ama fabrikanın öyle bir şey var ki ta o bant motor bloğunu dökülene kadar madenlerden ta geliyor. Demiri bloğunu yaptı. İşte yüksek fırına gitti, döküldü. Bana blok geldi. Adama sonunda lastik taktı. Bu kadar süreç var. Biz gelecek var mı gelecek? Gelecek ana geldi ki o zaman gelecek var. Geldi. Geçmiş ne demektir? Anın geçmesi. Peki geçmiş var mı? Nereye gitti bu an? Peki gelecek devamlı gelmese bu geçmiş olur mu an? Demek ki devamlı gelecek geliyor, anda gidiyor. Zahirde böyle bak. Zahirde o aynı. Aynı. İkisi aynı. Onun için mi abi 50 sene sonrası gösterildi bir tam onunla? Tabii seni diyorsun. Geçmiş zaten var. Her var. Peki bizim mesuliyetimiz nedir? Geçmiş, Murat hepsi var. Bak şimdi. Gelecek var ya, geçmiş, gelecek hepsi var. Hale uğruyor Murat. Sana rağmen dünya dönüyor mu? Güneş çıkıyor mu kardeş? Buğday çıkıyor mu? Hayvan doğuruyor mu? Doğuruyor. Yani biz gelecek bize bağlı değil. Sen varsan da yoksan da gelecek gelecektir. Sen gelecek geldiği zaman vitrine bunu lehine ve aleyhine çevireceksin. Lehine çevirmenin adı dörttür. Bu geldi, dere akıyor. Sen maşapayla su almasan da Mustafa akmayacak mı abi? Maşapayla aldın, bardakla aldın, adam güğümle aldı, kazanla aldı. Sen o suda olma, nehir akmayacak mı? Nehrin gelmesi gelecek, senin bulunduğun yer an, senden sonra akan geçmiş. Ne yapacaksın? Şimdi gelecek ana uğradı. Bundan sonra gidecek de sen bunu lehine çevir. Nasıl çevireceksin? Dört tane. Bir, dişir. Ezberlendi. Dişir. Dua ezberleme harfleri. Dua ile, iman ile dişir. Şuur ile, rıza ile. Genel Allah'ın o hadiseleri, kainatta ceylan, kanser olmuş, fakirlik olmuş, kaza olmuş. Ne bileyim eşimden şundan emtihan oluyoruz. Bunu dua ile değiştirebilirsin. Şuur ile olayın arkasına taşınabilirsin. İman ile hadisatın tazikinden kurtulursun. Rıza madem evet zahirde beşer zulmeder, kader adalet eder. Demek ki ben bununla imtihan olacağım. Bunu derken benim tuzum kuru değil ha. Benim o acımasız sizden belki daha acımasız imtihanlara girmişim, giriyorum. Ne yapıyorum? Ha bu bir zulmetti. Takılma buna. Bununla bana Allah ne diyor? Rıza gösteriyorum bu sefer. İsyan etmiyor. Ha, rıza ile. Yani bunu senden geldi ama o zalimin eliyle geldi. Olsun ona takılma. O satıcı Bismillah demiyorsa sen onun arkasında Bismillah de o nevi al. İşte dişir. Dua ile, şuur ile, iman ile, rıza ile o gelecek uğradı. Geçmişe giderken lehine olsun. Razı ol kardeşim. Bugün isyan etse ne olur? Olan isyanın var bu hayata. Bugün keşke olmasaydı desen de demesen de yaşadın. Ya yaşadın. Peki bugün olmayacak mıydı? Oldu. Ne yapacaksın? Yani lehini çevir. Onu anlamlandır. Zaten akacak bu nehir. Su alsan da almasan bu akacak. Ne ile yapacaksın? Rıza göster. İman ile, şuur ile. Şuur farkındalık. Farkındalık yani şu dünya devamlı değişen bir suret yahu. Gelecek, anda uğradı, kayboldu gitti. Yani bu kadar ya. Bunu anlamadı yaşam. Bu kadar kalsın. İnşallah. Kısa bir şey sorabilir miyim? Sor. Mesela kalbin, ruhun, daire hayat diye söyledi ya az önce. Onu sadece büyük insanlar mı yaşayabiliyor? Yoksa kırıntı babında biz de öyle bir şeyler... Yani bunlar bize hitap ediyor Murat'ım. Öyle büyük zatlarda kalır. Kalbin ve ruhun derece hayatı
öyle acı bir hılkat, böyle garip garip şeyler değil. Mertebesi var. Kalbin ve ruhun dereceyi hayatı, katta ne var? Latife insaniye var. Yani insana uygun yaşamak, insan ismine layık olmak, yani beşer var ya beşer, şerlerle dolu, onların içerisinden güzel sıfatlarını çıkarttığın kadar insansın, o latife insani oluyor, o kadar kalbin hayatına geçtin. Ruhun hayatı nedir? Ruhun hayatı yedidir. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sevk-i mukaddese, surur-u mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese. Bu ruhun içsel yapısıdır, yazılımıdır. Ama ana yapı şeydir, zihayattır, zihşurdur, kanuna, vücudarcı. Ben eylemde söylüyorum. Yapıdan bahset, eylemde. Sen eylemi istiyorsun. Kardeşim, şefkatini yerinde, muhabbetini yerinde, sevkini, sururunu, sevk geldi kitap okumaya. Ha böyle şefk, da şefk, evde mi? Ya şurada, sonra okuyma. İştahın geldi hemen yap. Hemen yap. İlk önce şefkatini yerinde. İki, soğanın cücüğünden dışarı çıkıyor. Ruhun derece hayatı. Şefkat-ı mukaddesi yerinde. Muhabbet-i münezzehi yerinde. Sevkini, sururunu. Ondan sonra lezzet. Kutsi lezzetlerin peşine koş. Ha bu lezzet değil mi? Cinsellik de lezzettir. Şey yaparsın, nikah yaparsın, meşhur olur. Bak, bu sohbet, namaz lezzet değil mi ruhani? Kur'an okumak bazen lezzet vermiyor. Bazen bir sohbet, sen demiyor musun? Vay be! Seyahat ederken bir alet, avcı bir anlayışın vardı, hissiyatın vardı, bir ders dinlerken tak diye kaptın. O işte bak. Demek ki bir daha bunun derece hayatına girmek, onu girememenin bedelini 75 kastamı da söylüyor. Sakami kalbidir diyor. Bir, şefkat-ı mukaddesi yerinde, muhabbetini yerinde, sururunu yerine, sevkini yerinde, lezzetini yerinde. Memnun olacaksın Allah'ın icraatına. Olayın arkasına bak. Biz olayın bir parçası. Sonra Allah ile ve bak Allah ile, ahiret ile, peygamberinle, Kur'an'ınla davanla iftihar edeceksin. Yedincisi de o. Allah ile iftihar etme. Bazen arabada giderken biliyor musun pazarlar? Bağır böyle. Kimse duymaz, merak etme. Ya Rabbi seninle iftihar ediyorum. De yani. Ya benim diyecek adam değilim de öyle olsunlar, yalanlar söyle. Sonra hakiki olur. Hakiki olur. Diye beni ikinci şuur, birinci şuurla değişebiliyor. Taklidi dahil olsa. Evet. Melekleri yazdır. Melekler kalbini mi okudu ki sahtedir, yalandır? O duyamıyor sıcak. Vallahi böyle demişti ya Rabbi. Ya Rabbi, de ya Rabbi. Ya Rabbi, senden iftihar ediyorum. Arma öyle. Keyif al ya. Hayat çok güzeldir ya. Ben Allah'ı seviyorum ha, yani ha. Sorun yok. Ha, değil mi yani? Aynen öyle diyeceksin. Seviyorum elhamdülillah. Seviyorum seni diyeceksin. Ya Rabbi, seni iftihar ediyorum. Bunu arabada yalnızken söyleyeyim böyle. Çok önemli. Çünkü hadis-i şerif var. Sevdiğinize sevdiğinizi ilan edin. Demedi mi? Sevdiğinize sevdiğinizi ilan edin. Onların başında Allah'tır. Nadir abi bir şey dersin abi. He. Allah'a karşı aşkınızı ilan edin. He ya. O hep de durumu değil. Hastadır ya, dua etmek lazım. Evet. Elhamdülillah. Amin. Vahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dün kaldığı ders vardı ya, dün gece. Onun devamını yapıyorum. Çünkü can alıcı yerler değil de böyle tabirlere girmedik, enfuse girdik. Hemen göreceksin şeyi. Dinimizde 3 tane küfür sisteminden bahsediyor. Şirk, küfür, dalalet. Burada da akıl alettir dedi ya, bir şirk var, bir küfür var, bir dalalet var. Bunlar kafirde değil değil mi bunlar? He? Bunlar kafirde değil. Yani kafir ayrı, şirk ehli ayrı,
dalalet ehli ayrı. Şimdi bak, şirk demek Allah'ın kârı yok orada. Şunu açsana böyle, açsana. Öyle var, tamam. Şirk, Allah'ın kârı yok. Bu var ama bu da var. Ortak. Küfürde de Allah'ın kârı yok. Örtüyor. Var da örtsün, dursun. Yani unuttur. Dalalet ise bu yol ama bu da yol. Bu yöntem, bu terbiye sistemi, bu da terbiye sistemi. Bu da eğitim, bu da eğitim. Bu ilim, bu da ilim. İşte arkadaşlar, şirk aklaadır, küfür kalbidir, dalalet ruhidir. Dalalet fikri derken Üstad Hazretleri dalalet fikridir diyor ya abi. He? Orada dalalet fikri diyor Üstad Hazretleri, mülemahatta. Şimdi, evet, dalalet. Zulümet kalbi israf cesedi. He, bu dişe vuruşu o. Mesela diyelim ki içsel böyle halini, buna da baktım zaten, ona bakarak şey yaptım. Orada dalaleti bizzat anlatmıyor. Yani mukayese etmiyor. Yani üç sistemden bahsediyor. İstersen yerini değiştirirsin. Dalalet fikridir, lemat'ta var. Bu zamanda ekser yani dalalete düşenler hani fen ve felsefeden diyor ya abi. Fen ve felsefeden geldiğinden dolayı ekser yani fikir yoluyla insanlar dalalete gidiyor. Evet. Şöyle bakıldığı zaman. Bu Fatiha'da, Fatiha'yı esas aldım ben. Orada şirki ve küfrü kullanmıyor. Sistemin can alıcısını dalaleti alıyor. Sonra onu nasıl tevil ettim? Suretidir dedim şu, dalaleti fikridir, sıkıntı kalbidir diyor ya. Orada anlatıyor, evet. Çok çeşitli ama eğer çıplak alınırsa, tamam öyle olur. O da var çünkü. Niye var? Bir hakikatin sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Ben bu lemaattakini sureti, dişe vuruşunu olarak değerlendirdim. Çünkü niye? Fatiha'da aklı ve kalbi almıyor, ruhu esas alıyor. Yani en yazılımı alıyor. Yani sistemi, Fatiha bütün kainatın sistemi, yazılımı. Orada akıl yok yani. Ama zahire bakılırsan dalalet aklidir. Dalalet yani fikridir diyor. Peki şöyle bakabilir miyiz Hasan abi? Hani diyelim ki hani Kur'an demişsin ilk önce akla muhatap oluyor. Vahiy ile. Hani Fatiha'da suresi de sonuçta bir vahiy olduğundan dolayı ilk başta orada da muhatap akıl olması gerekmiyor mu abi? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Çünkü zaten yazmıyor. Dalaleti benziyor, evet. Dalalet aklidir. Küfürü küfür. O küfür kalbi onun kalbidir. Şirk. Şirk kalbi onun kalbi. Şirk de aklı oluyor abi. Akılla mesela orta koşuyor. Hepsini zaten, hepsini dişe vuruşunu bakarsan hepsi aklidir. Bir daha bak, akılla yayılmış ki. Ama bak, küfür kalbe ait bir sıfattır diyor Üstad. Evet. Küfür kalbe ait bir sıfattır diyor. Hatta bu lemalar da şöyle bir tabir de kullanıyor abi. Bu zamanda alemi İslam'ın en büyük tehlikesi fen ve felsefeden gelen bir dalaletle kalplerin bozulması, imana zedelenmesi tabirini kullanıyor. Yani küfür kalbe olduğu kesin. Kalbe ait bir sıfattır. Evet. Şeyde dalalet de aklın olacak. Çünkü üçü farklı kullanılıyor Risale'de. Üçü eşit değil. Bir tanesi bakın, bu var ama bu da var. Bu var ama örtüyor. Bu yöntem ama bu yöntem de var. Yani üçü farklı, çok farklı. Tamam, küfür kalbidir. Dalaleti akle diyelim. Şirk sisteme ait bir sistem. Şirkte inkar yok. Çok tehlikeli bu. Acaba şirk akıl ve kalbin muvazenesizliğinden olabilir mi abi? Çünkü yanına bir daha ortağına koşuyor.
Derler, bunu kabul et diyorsun ama yok diyor. Bu da var diyor. Yani o şey yani muazeneye gitmiyor yani muhakemeye gitmiyor. Peki. Ben burada şey yapalım. Tamam. İnkar bunlar ne yapar diye neticeye gitti. Üstad Hazretleri şeyine baktığımız zaman diyelim 32. sözde var diğer yerlerde bir iman küfür muvazenlerini getiriyor. Birçok yerlerin birçok kişileri imana getiriyor abi orada bak. Yani şirk ehli mesela. Mesela 32. sözde diğer yerlerde o iman küfür muvazen bürohanları hüccetleri ortaya koyuyor. İnsafı varsa kabul ediyor. O muvazenine getirince. Ama onu göremediğinden dolayı şirk koşuyor. Peki biraz da kolay olsun diye şu malzemeyi yapayım. Tabiat Risalesi'nde kaç yol var? Dört yol. Dört yol var. Bir tanesini çık, Allah. Bir tanesi kendi kendine. Bir tanesi tesadüf, bir de tabiat. Baktığın zaman üç tanesinin her birinden üç tane misal veriyor. Evet. Hepsi birbirine benziyor. Hepsi yani ayırt edemezsin. Üç misalden mi benziyor? Dokuzu da. Ha dokuzu da. Bak şimdi. Kolay olsun diye. Bu bir. Ne biliyor musunuz? Bir tanesi Allah zatıyla insanda ilmi, iradesi, kudretiyle kainatta. Üç tane yol ilim, irade, kudreti demek. Bir tanesi ilmin delilleridir, bir tanesi kudretin delilleri, bir tanesi iradenin delilleridir. Bir tanesi ilmi kaldırıyor, bir tanesi kudreti kaldırıyor, bir tanesi iradeyi kaldırıyor. Biraz da kolay olsun. Diyor ki 30. sözde, dağlara, zemine, göklere emanet teklif edilmiş, alamamış, alamamış. Dağlara baktığımız zaman külliyatta dima, dağ cesametinde vesaire dima, mağara. Zemini kalp olarak kullanıyor. Çok çalıştığım için biliyorum. Gökleri de ruh olarak kullanıyor. Ruh. Yani kullandığı yerde ruhu anlatıyor. Yani içi bir ara, üçü bir araya gelince emaneti aldılar. Akla teklif etti demek, dağa teklif etti demek. Yani çok tekellüflü bir tevil var. Dağın müekkel melaikesine teklif edilmiş. Melaikeye teklif edilmez. Zaten melaike getiriyor Kur'an'ı. Cebrail arkadaşına getirecek hali yok. Dağların dimağıdır. Kafaya getirilmiş vahiy tek başına kaldıramaz. Kalbe verilmiş kaldıramadı. Ruha verilmiş kaldıramadı. Üçü bir araya geldi insan. Bu üçünü simgeleyen, üçünün de zıttı olan bir tanesi dalalettir, bir tanesi küfürdür, bir tanesi de şirktir. Peki beraber gidelim. Küfür neydi? Örtmek. İnkar var mı bunda? Yok. Örttüğünü kaybetmek. Hangisi yapar onu kaybetmeyi? Küfür kalp yapar, örtüyor. Değil mi? Tamam. Bunda hemfikiriz. Peki şirk neydi? Ortak koşmak. Bu var ama bu ortak. Allah'a ortak koşmak. Yani kendi kendine de ortaklık yoktur. Sebepler var, bir de tabiat var. Sebepler ortaktır. Şirk. Ha? Bir de dalalet var. Gayri mağdubi aleyhim. Dallin. Dalalet. Burada ne anlatıyor? İnsanı anlatırken kullanıyor. İstikameti bulamayan insanın yani dalalete düşmesini anlatıyor insanın. Şimdi dalalet fikridir diyor. Dalalet fikridir. Fakat hemen bizi aldatan şu olabiliyor. Bir hakikat kendisini yani su, buhar olarak,
kar olarak, dolu olarak, malzeme olsun diye anlamış yapıyorum. Su olarak, buhar olarak kendisini gösterebiliyor. Bir tek hakikat, her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti var. Her şeyin. Bazen ustad Risale'de bir şeyi suretinde gösteriyor. Bazen bir sureti şeyde gösteriyor, kanuniyetinde gösteriyor. 32. sözde var. 3 tane bu. Kanuniyeti kullanıyor. Bazen hakikatta gösteriyor. Şimdi şirk, küfür ve dalalet. Tabiat Risalesi'nde ilim, irade, kudreti anlatıyor. 3 tane. Allah'ın 3 tane sıfatını o varlıkta bunları ispat ediyor. Üçü birbirine benziyor. Mesela tevhidin, kudretin de delili diyor, iradenin de delilidir diyor. Ha? İradenin delili, ilmin de delilidir. Birbirine onun için benziyor. Ama böyle bakmasan, tabiat risalesinde 3 tane, 3 yol, 3, evet isimler farklı. Kendi kendine, sebep tabiat. Ama izahına bakın, birbirine benziyor. Çünkü birbirinin delilidir aslında. Peki bir tanesi ne anlatıyor? İlmi ispat ediyor kainatta. Bir ilim var. Bir kudreti anlatıyor. Kudret. Güneş misaliyle. Bir anda güneş yapılandırıyor. Bir şeyde iradeyi anlatıyor. Yani bir tercih var. Kendi kendine olamaz bu. Bu iradenin delilidir. Yani kendi kendine olmak iradeye zıttır. Tamam. Bu Ahmet anladın mı? Üç tane misal vardı ya. Kendini kendine tabiat. Ama okuduğun zaman üçü de aynı. Üçü de aynı benziyor. Kendi kendine neyin zıttıdır? İradenin zıttıdır. Tamam. Peki tabiat neyin zıttıdır? Tabiat. Tabiat yapıyor. Bir de sebepler yapıyor. Sebepler. Kudret, tabiat olabilir. Ha, kudret, tabiat. Kendi kendine neyin olur? İlmin. Kendisi kendisini yapıyor. Kendi kendine hakim, ilim. Bu da ilim. Bu üç tane şirk, küfür de bunları insanda taşıyor. Mesela ilmin zıttı ne olur? İlmin zıttı ne olur? Cehillik. He? İlmin zıttı cehil. Cehil de burada şirk mi, küfür mü, dalalet mi olur? Hı. Hangisi olur? Yani bakın dalalet, dalaletin manası nedir bilen var mı? Nedir dalalet? Yolda sapmak. Yolda sapmak. Burada bir iddia yok. Yani bir şirk gibi değil. Şirk bir iddiadır. Bu değil ama bu. Bu da yorumludur. Dalalet hiç istikameti kaybetmiş. Ben kimseye karışmıyorum. Adem'i kabule benziyor. Kabul Adem değil. Kendi öyle dalaleti yaşıyor. Hani felsefeliler dalalete giriyor ya, o zaman ilimde olmuş olmuyor mu sen abi? Dolayısıyla götürüyorsun yani, o sureti yapıyorsun. Şimdi ben burada şunu anlatmaya çalışıyordum. İsterseniz şirke ruh deyin, ister akıl deyin, fark etmez. Üçünü alacağım. O değerlendirin, düşünün. Dalalet, küfür ve şirk. Bu üçü ilim iradenin zıtlarıdır, kudretin zıtlarıdır. Bu ne yapıyormuş biliyor musun? Bu insanın aklını, kalbini, ruhunu döllüyor, hamile bırakıyor, inkar belediğini hamile kalıyor. Bunlara muvaffak olur tek başına. Eğer şirkten, küfürden, dalaletten muvaffak olana tek başına ümmet denilir. Hanifen Müslümen, İbrahim aleyhisselam. İbrahim'i bir meşrep oluyor. Bunlar insanı doğuruyor, yani döllüyor. Şimdi bunu çocuk yapabilme yaşı. Rüşt ise şu şirk, küfür ve dalaletin arınma, sıyrılma.
fikriyatı, hissiyatı, haletine sahip olmak. Onun için eskide sinni buluğu yaşına gelince evlendiriyorlardı. Şimdi burada devam ediyorum. Kalsın o şeyin kenarınızda, bakayım ne olacak. Ama böyle bıraktım kafaya. Küfürden fikiriz. Dalalet ve şirki değiştirilebilir böyle. Dalaleti yalnız Fatiha'da bir iddia değil. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bak, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyâke nâbudu ve iyâke nesta'in. Gene iç aleminde zıt yok. İhtina sıratel mustakim, zıt yok. Sıratel lezine lamta aleyhim. Yani o gene nimet üzerine olanlardan bahsedip. Gayri mağdubi aleyhim ve raddalin. Amin. Böyle bu insan güzel bir insanı tanımlıyor, sonra sıyrılıyor. Yani bunların ceminin zıttı bu. Dalalet. Ceminin zıttı. Sonunda onu getiriyor, fezleki olarak getiriyor. Zıttı. Yani bunların elhamdülillah Rabbil Alemin vesaire, en sonunda diyor ki, yani bunlar insanı anlatıyor, yapıyı anlatıyor, elhamdülillah Rabbil Alemin. Filiste'ye Kur'an'a. Alemlerin Rabbine hamd. Hamd ediliyor vesaire. Sonra böyle güzellikler işte, istikametli insan nasıl olur? Onları anlattıktan sonra hep bunların zıttı olan şöyle bir yol. Nedir o? Bir iddia değil orada. Bunların zıttı fok balığı gibi yaşamak. Bırakmak yani. Ruhu bırakmak. Bu âli bir ruhun sisteminden bahsediyor. Fatiha. Şimdi bunlar kalsın. Bu kalsın. Bunları şunlar için yazdım, naklettim. Bir, akıl tılsımlı bir anahtar olur diyor. Akıl böyle tılsıma sahipmiş. Nasıl tılsıma sahipmiş? Tılsım iki zıt şeyi birbirine dönüştürendir. Neydi o? Sureti hakikata, hakikati mahiyete, mülkü melekuta, mekanın üstünü kaldır. Bu Risale'deki geçen, o sekizinci sözde. Mekanın üstünü kaldırmak ki la mekan, ejderhayı kapıya döndürme sisteminin adı tılsım. Yani tılsım ile takıldı diyor incir ağacına. O meyveler. Tılsımı fark etti. O ejderha ne oldu? Ata inkılap etti. Duvar ne oldu? Kapı oldu. Aslan içinde diyor. Hatırlayan var mı? Aslan ne oldu? Aslan at oldu. Aslan musakhar bir at mı oldu? Evet. Musakhar bir at oldu. Ejderha kapı oldu. Duvar? Cennet bahçelerinin kapı oldu. Duvar kapı oldu. Evet. Ejderha ne oldu? Ejderha nerede kapı diyor sanki orada? Sekizinci sözde. Bak bakalım. Kabir diyor çünkü. Duvar cennet bahçesine bir cam oldu. Pencereler de kapı oldu diyor. Yani bak şimdi. Ağzı, kabir ağzı gibi geniş bir kapı enkılap etti diyor sanki abi. Kapı. Duvar ne oldu peki Ahmet? Duvar ne oldu? Şimdi ne istiyorum biliyor musun? Böyle atölye çalışması gibi olsun. Atölye çalışması gibi olsun. Yani çalışın kafa. Öyle neydi? Bildiğimiz bir şeydi. Abi ejderha ise ağzı kabir olan tariki berzahiye ve revak ruhlevidir. Fakat o ağız mümin için zindandan bir bahçe açan bir kapıdır. Tamam. Ejderha kapı. Duvar ne oldu? Bakayım duvara bak. Ejderha bir kapı. Aslan ataya inkılap etti. Duvar yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı diyor. Duvar yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı diyor. Tamam. Şimdi... Mesela abi, at olması antika yani. Aslanın at olması. Ne demek o? Yani at hani götüren ya, seni bir yere götürüyor. Aslan da seni bir yere götürüyor yani. Aslan seni parçalıyor, parçalayan şey götüren oldu. Götüren oldu yani. Nedir o mesela? Kabir mi? Ölü mü? Ecel. Ecel. Ecel aslan. Ecel aslanı diyor. Ecel ne yapıyor? Parçalıyor değil mi? Evet. Ruhunun cesedinden ayrılıyor. Duruyor diyor. Sonra ata inkılap ediyor at. O zaman at nedir? Seni parçalamak değil, seni götürüyor bir yere. Götürüyor, bir yere götürüyor.
Tılsım da böyle oluyormuş Ahmet. Onun üzerine durmuyorum, o durduğumuz yer var böyle 5-10 sayfa. Niçin aslandan ata denmiş? Aslanın simgeselliği var. Bu da suretti de abi, suret aslan mı oluyor? Hakikat ise at mı oluyor? Ecelini orada bakarsan, tılsıma bakarsan. Tılsım mı? He. He ejderha. Bir gidelim. Daha çünkü var yani. Yolun yarısındayız. Akıl tılsımlı bir anahtar olur. Akıl böyle tılsıma sahip. Akıl böyle bir anahtar olmuş. Akıl. Allahu Ekber hakikaten. Hasan abi, bu yedinci sözde de bu şey için diyor ya, Allah'a iman ve ahirete iman. Tılsım. Evet, şu kutsi tılsım ve ahirete iman ile ölüm, kutsi tılsım ile ölüm, insanı mümini zindanı dünyadan, bostanı cinana, huzur-u rahmana götüren bir musahhar at, Burak suretini alıyor. Tılsım Burak oluyor. Tılsımla yani o arslan buna dönüyor. İman tılsımı ile de zeval ve firak, memat ve vefat ve dar ağacı olan mürür zaman o iman tılsımı ile Sani-i Zülcelal'in taze taze renk renk çeşit çeşit mucizatın akışını, havariki kudretini, tecelliyatı rahmetini, kemal lezzetle seyir ve tenezzüh ve temaşa suretini alıyor. Yani nokta-i sınat ve nokta-i istimdat. Yani o kuyun ağzını orayı da seyrediyorsun, arkada da seyrediyorsun misal yani. Evet. Yani tılsım şu fani dünyayı bekaya, aynen, şu ölümü geçiş vasıtası buna tebdil ediyor, dönüştürüyor. Tılsım böyle, sır öyle değil ama. Sır iki zıttı, farklılıkları birbirine dönüştürmeden saklıyor aynı yerde. Normalde Hasan abi tılsım lügatta nasıl geçiyor? Lügatta nasıl geçiyor? Lügatta. Tılsım mı? Lügatta. Lügatta. Bak. Muamma. Muamma. Muamma bak. Lügatta açarsan o zaman açılmıyor. Tabii tılsım okun baksın orada tam cümlesini okusun. Ben devam edeyim. Kullanamazsan yani vahye teslim etmeme nispetinde bu aklı meşhum, muzic, maciz bir alet olur. Üç tane. Meşhum, ondan sonra muzic, meşhum dün konuşmuştuk diye şey yapayım. Uğursuz yani anlamsızlığa götürüyor seni. Sonra muzic var. Rahatsız ediyor, usandırıyor, sıkıntı veriyor. Sonra muaciz seni taciz ediyor. Onu da anlatmıştın. Ha, onu da anlattım. Taciz, tecavüz de içinde. Bir alet olur. Bunu şöyle yapıyor. Nasıl yapıyor? Geçmiş zamanın alami hazinanesini ve gelecek zamanın ehvali muhafifanesini senin bu biçare başına yükletecek, yümünsüz ve müzir bir alet derekesine iner. Getirecek bak, akıl evet. Getiriyor. Bu ne yapıyor? Geçmişin alem hazinanesini, geçmişin elemlerini, hazin elemlerini, geleceğin ehval-i muhafifanesini, geleceğin korkularını senin başına topluyor. Peki fasık ne yapıyor? Aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa ve eğlenceye kaçar. Abdülhamur. Burada mıyız abi? Hı-hı. Burada ola. Ya sarhoşluğa ve eğlenceye kaçar. Çok güzel. Ya sarhoşluğa ve eğlenceye kaçar. İşte akıl bu iki zıt sıfatların ta ortasında bu. Akıl ta ortada, berza yani. Şurada bak görüyor musunuz? Birbirine dönüştüren, kavşak gibi, kavşak vazifesini yapıyor. Onun için berzahtır.
Onun için merzahattır. Mesela kabir nedir kabir? Dünyayı ahireti, ahireti dünyayı tebdil ediyor. Oralardan da gelinmiş ya, merzah aleminde. Şimdi kabir merzahattır. Ahiret midir? Değildir. Dünya mıdır? Değildir. Merzahattır. Kavşak vazifesini yapıyor. Onun için merzahattır. Kavşaklar hiçbir şey değil. Yol da değil. Ya birbirine dönüştürüyor. Böyle gidiyorsun. Gelemesin böyle. Kavşak onu tersine çeviriyor. Otobanda geri gelebilir misin? Gelemez. Dönüştürüyor bakın. Peki tılsımla ne yapıyor? Kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini tılsım yapıyormuş değil mi? Açan anahtar oluyor. Nerede varmış? Nihayetsiz yok ki, hep nihayetli. Şu kainattaki hazineler, rahmet hazineleri, hikmet defineleri muayyen, belli. Sonsuz değil ki. Ne yapıyormuş onu? Hazinelerini, hikmet definelerini açan anahtar olur. Her bir hikmet definesi bir tılsım oluyor abi. Evet, tılsım. Akıl onu açıyorsun, her Cenab-ı Hakk'ı satarsan. Evet. Mesela bir, şöyle diyeyim, anahtarınız var elinize, kilide benzer mi? Evet. Tam tersidir, benzer. Kapıyı açtın, içeriye girdin, karpuz var. Anahtar, kilit, karpuz, hiç birbirine benzemiyor. Ya, bak onu açıyor da, o da onu açıyor. Peki daha girişsek ne olur? O karpuz. Bu zevktir. Yani oradan aldığın zevk nispidir. Lezzetle zevk arasında ne fark vardır? Biraz şeyiniz olan var mı? Zevk ve lezzet. Zevk nispidir. Lezzet ise o sebep kıyasla değil bizzati mahbubedir. Lezzet iman, lezzeti vücut. Yani bir şeyden dolayı değil, kendisidir. Zevkte ise zıt vardır. Ha? Yani herkes zevk edemez ama herkes lezzet alabilir derecesine göre. Evet, herkes lezzet alamaz. Zevk alamaz. Zevk zıtları barındırıyor. Mesela diyor ki 32. sözde, 619 sözlerde... Ya diyor ahirette, dünyada diyor böyle lezzetler, zevkler diyor. Nisbidir diyor lezzetler. Nisbidir. Ahirette nisbi yok diyor. Nasıl lezzet alınacak diyor. Usta diyor ki hakiki lezzeti bilmiyor diyor. Nisbi lezzeti biliyordu. Aslı lezzet odur ki gayre nispet edilmesin. Anladın mı? Mesela lezzeti vücut, lezzeti iman, lezzeti hayat. Hani bunlar. Peki bunlar... o lezzet aldığın şey iman aslında kendisi yok. Kalktı kendisi lezzet. Lezzet-i mukaddes şuurata bakıyor. Lezzet şuurata bakıyor. Zevk ise esmaya bakıyor. Elmadan alınan lezzet zevktir. Elma var çünkü hala. Lezzette o yok. Kendisi yok. Mesela iman lezzeti yok mu? Var. Peki nedir iman? Kendisi yok ki. Lezzeti var. Elmadan alınan zevk, elma var hala. İşte eğer o da varsa, o bana bir şey taşıyorsa, vesile oluyorsa, oradan bir şey almama lezzettir o. O zaman o zevktir. Bu tabirler bildiğimiz, yani varlığı hala devam ediyorsa ona zevk denilir. Varlığı yoksa, kendisi anlama dönüşmüşse o lezzettir. Hemen kafanızı nereye koyacaksınız? Lezzet-i mukaddesi neredeydi? Şuunat-ı zatiyede. Zevk nereye bakıyor? Cinsellik de zevktir. Lezzet değildir. O Rahman ismine bakar. Zıt duruyor. Zıt duruyor. Zıt var. Ama imanda öyle bir şey yok. İmanda lezzet alman için küfür mü tatman lazım? Varlıktan lezzet alman için yok mu olman lazım? Lezzet bizzatihi zatın bir şeyidir. Zatın bir lezzetidir. Mesela şurada okuyayım istersen. Çünkü bu tabir böyle garip garip baktığınız için.
Ondan sonra bakayım nerede yazdım da. 25. defter. Yerinden okuyayım size de. Bakayım imandır. Bak insan beşeriyetten sıyrılarak insan olma nispetinde kendi varlığından tad alır. Bir beşeriyet var, şerlerle dolu. Beşer, bişer, zıt. İnsan nedir? Onlardan sıyrılma nispetinde beşeriyetten sıyrılıp aslına vardığın kadar insansın. Bu ne demektir? Ne kadar sıyrılmışsan o kadar kendinden tad alırsın. Kendinden bıkmazsın. Kendinden nefret etmezsin. Çünkü insansın. Beşeriyetten insan olmaya farkındalıkla olur. Yani beşeriyetten peygamberlerin vazifesi beşeriyeti insanlığa çıkartmak değil miydi? Beşeri insana çıkartmak. Nasıl çıkar? Neyi çıkartıyor? Ne yapıyor peygamber? Farkındalığımızı artırıyor. Fark etmek ettikçe beşeriyetten sıyrılıyoruz, insan oluyoruz. İnsan olmanın alameti, ifadesi nedir? İmandır. Çünkü Kur'an kelelamu benim adal diyor. İmanı, insan değil diyor iman etmeni. Hayvandan daha aşağı indiriyor. Öyle mi arkadaşlar? Tamam. İman insanı. İnsan insan. Farkındalığın kadar insanlık makamına çıkarsın. Bunun ileri meratibi imandır. Lezzet her şeyden lezzet almak değildir. Vasıtalar, sebepler çıkar sebepsiz lezzet. Mesela eşyadan, armuttan lezzet almak değil, buna zevk denir. Mesela aşkla muhabbet. Aşk ikiliği gösterir. Mesela ikiliği gösterir. Muhabbet öyle değil. Çünkü muhabbet şunat-ı zatiyedendir. Allah bu kainatı yaratmasının bir sebebi muhabbettir. Muhabbet. Başka bir şey yani. Aşk öyle değil. Lezzet, bak okuyorum. Lezzet diyor ki, sebepsiz zevki buna deniliyor. 619 sözlerde şöyle ifade ediyor. Okuyorum cümleyi metin. Halbuki hakiki lezzet ve muhabbet ve kemal ve fazilet odur ki, gayrın tasavvuruna bina edilmesin, zatında bulunsun ve bizzat bir hakikat-ı mükerrere olsun. Lezzet-i vücut, lezzet-i hayat gibi, lezzet-i iman gibi. Yani lezzet-i iman olabilmesi için evlemi küfür olmaya gerek yok. Cevherine arazi. Gibi he. Yani biraz böyle ki kulağa şey geliyor, zevk dua derin. Değil. Şuradan hemen kafaya koyacaksın. Mehmet. Şunat-ı zatiyede lezzet-i mukaddesi mi var, zevk-i mukaddesi mi var? Lezzet var. Ha, oradan. Ötekisi nedir? Esmadır. Bir tanesi şunattır. Bunu mabeti ne yapmış biliyor musun? Onu da size okuyayım. Kainatı ne yapmış? Nasıl yaratmış, yapmış? Bak. Şöyle bir şey yapayım. Bilim gerçeği açar. Felsefe hakikati arar. Sanat da güzelliği arar. Sin var, bir de şin var. Fark, üstün üç tane noktadır. İlim, irade, kudret. Devreye girdiği zaman sin, şin olur. Sin ne demek? Şin ne demek? Bunlar subuti sıfattan ilim, irade, kudrettir. Birincisi, birinci nokta tevhid-i efaldir. İkinci nokta tevhid-i sıfattır, risalede. Üçüncü nokta tevhid-i zattır. Zat ise kalptir. Tamam mı? Sin sinedir. Sine. Şin olabilmesi için tevhid-i efal, tevhid-i sıfat, tevhid-i zat olması lazım. Üç tane nokta öyle rastgele de koyalım, bunu da böyle seslendirelim. Değil öyle bir şey. Anladın mı? Üç tane nokta koyarsan aşk olurmuş. Aşk. S mi? Evet. Aşk var ya, aşk. Aşk. Aysin, şin. Aşk.
Her neyse, şimdi lezzette zevki iş yapmak için aşk olurmuş noktaları koyarsan. Üç tane nokta ilim, irade, kudreti koyuyoruz. Ondan oluyor. Neyse hadi bakalım. Nasıl mutlu müzakere ediyoruz böyle. Umum cumartesi veya perşembe dersi değil ya. Şimdi devam edeyim. Nerede kaldım? Ha. Peki tılsım ne yapıyormuş? Kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini, hikmet definelerini sana açıyormuş. Akıl tılsımlı bir anahtar olur. Anahtarı kilitle kıyas eder misiniz? Bak, elinize bir anahtar olsun. Hayali. Kilit var. İçeride karpuz var. Tılsımlı bir anahtar. Ha, akıl tılsımlı bir anahtar olur. Kilit değil. Yani kendisi tılsımın ta kendisi olur. O zaman senin mürşidi Rabbani derecesine çıkarıyor akıl. Mürşid oluyor. Mürşidi Rabbani. Akıl tılsım oldu mu seni irşad eden, istikamete koyan olur. Ama aynı şey dalalete götürüyor. O zaman mürşid sende. Mürşid sende. Ustad niye her bir nur talebesi mürşide bir hocaya ihtiyacı bırakmaz? Aklı mürşid-i Rabbani'ye çıkartıyordu ondan. Seni mürşid-i Rabbani'ye çıkarır diyor. Ama aklı kullanamamış, yampur yampur gidiyorsa, bana biraz akıl versene ya. Aklıma istikamet versene. Ya bunu nasıl düşüneyim? Buna ihtiyacı yok ki, açıyorsun Kastamonu'yu nasıl? Nasıl yapayım? Kastamonu'yu açıyorsun. Nasıl düşüneyim? Emir Dağı'nı açıyorsun. Ya ruhumu nasıl yapılandıracağım? Barla'yı açıyorsun. Allah nasıl bir şeydir? 16. sözü açıyorsun. Allah bu kainatı niye yarattı ya? 24. mektubu açıyorsun. Ya hakikaten ahiret var mı? 10. sözü açıyorsun. Ama akıl bu sefer mürşid-i Rabbani oluyor. İrşad eden bir makama çıkıyor şimdi. Şimdi ne oldu abi Aslı abi? Akıl beni inşa ediyor, ben mi akıl inşa ediyorum? Tamam. Şimdi akıl cihazdı ya. Cihazı sen yapıyorsun. Peki cihazı yapan mühendis cihazı kullanmadan havanın termometre yapsa, termometre yaptı, havanın sıcaklığını ölçüyor. Mühendis aleti yaptı diye termometreyi kullanmadan havanın sıcaklığını bilir mi? Neyle bilir? Aletle bilir değil mi? O aleti kendisi yaptı. Akıl da böyle bir alet. Aklı yitirsen akıl ikaldır. Yani ikalden geliyor. Bağdır bağ. İnsan, haşa vahiy. Yani uydu, cep telefon. Bu bağın adı vahiydir. Eğer telefonunu buna bağlarsan vahiye bağlı olmuş olur. Bu akıl sana mürşit olur. O zaman mürşit sende. Kullanamazsan harice arar durursun. Aklını kullanamazsan mürşit arar durursun. Ara bakalım. Mürşidin zıttı neydi? Sen doğru yola götüren değil mi abi? Mürşid doğru yola götüren. Zıttı kötü yola götüren. Kötü yola götürür. O zaman o kötü yola götürecek. İhtina sırata mustakim. O zaman zıttına götürecek. Bak, akıl mürşid-i Rabbani seviyesine gelmeyince mürşit arar durursun. Mürşit ararsın. Dokunma adam. Aklın istikameti koyamamış. Mürşit arıyor. Mürşitsiz olmaz diyor. Doğru. Kime doğru? Ona doğru. Mürşitsiz olmaz. Bizim mürşit vahiy. Vahiy. Aklımızı vahiye bağladık mı mürşid-i Rabbani derecesine çıkıyor. Dilek Risale okumak Rabbini Rabbinden soruyorsun. Peygamberini peygamberinden öğreniyorsun. Hiç vasıta yok. Nurcut'ta şahsılık olmadı bu da ortaya çıkıyor. Bu evet. Şahsçılık yok. Şey, İhtiyaç yok ki. Şeyh yok ya. Mesela bir misal söyleyeyim. Yani diyelim ki abi bana bir ahiret hakkında şeyim var falan. Bana sormaz. Abi yap da beraber mutala edelim dersin. Ama 10. sözü açarsın. Evet. Yani mesela vallahi benim aklım miracı pek kavrayamıyor. Birinin talebesi ne yapar? Bilir nereye başvuracağım. Nereye başvurur? 31. sözü başvurur. Yani Allah Allah bir şey duydum ya Miraç hakkında bir bakayım. Mesela ya insan nasıl bir alemdir deyince şualar 218'e 30. sözdeki eneye ya vesvesem var ya bu asırda fırtınalar estiriyor.
21. sözde. Niye örnek veriyorum? Kardeşim, ihtiyaç hissettiğin her şeyi sen buluyorsun. İhtiyacın olmuyor. Ha biraz açılımını, yani istersen başka, o genişletir ama mühlik, helak edeceği ortadan kalkar. Mühlik de, dertlerin dermanı. Onun için Risale'nin hocası, Risale'nin ihtiyaç bırakmıyor. Niye bırakmıyor? Aradığını buluyorum da ondan. Mesela bir misal söyleyeyim. Şu karşımızda bir tane şey fırın var. Ekmeğimi almışım. Adam diyor ki niye falan bu taraftaki fırına gelmiyorsun? İhtiyacım yok ki ya. Niye arayayım ya, fırın burada. Miraç'tan biraz şüphelendi. Ya beni sarstı dışarıdaki fikir. 31. söze başvurdu. Haşir'den biraz şey yaptım. 10. söze gittim. Vesvese ettim. 21. söze geçtim. Ya şeytan nasıl bir şey ya? Ne yapıyormuş bu? 13. lemaya gittim. Daha nereye gideceğim ki ben? Asıl helak edici şeyleri elimin içinde. Her şey var. Ya ne yapacağım başka? Bu kuru bir iddia değil ki. Risale-i talebelerin sen kafidir. Ya acayip böyle kuru bir söz zannediliyor. Sen bana bir mesele söyle de yerini söyleyemeyim sana. Ne? Kader mi? Ne istiyorsun ya? Sorayım. Söyle. Sorayım, düşünüyorum. Melekler diyeceğim belli. Peygamber diyeceğim, o da belli. Ya, tam nereye girdik bana? Harflerin sıfatına girdik. Ya. Kuru birinci birinci şu anda şey Sikî Tasdik Gaybe var ya, birinci şu an. Tamam. Orada anlatıyor harflerin sıfatları. Tamam. Neyse devam edeyim. Ustad o Senşin girdi falan var ya orada. Şimdi akıl öyle, akıl öyle kainat anahtarı makamına çıkıyormuş. Anahtar, anahtar. Anahtar kilidi açıyor. Kainat ne oluyor? Kilit. Anahtar, akıl. Hazine, gayb. İman. Kainat. Kainatın anahtarı. Kainat değil yani iman. Kainat kilit. Kainatı açıyor. Yani akıl anahtar. Kainattaki defineler açıyor. Heh. Kainattaki, kainatı açtın mı arkası? Yani kapıyı açtın mı karpuz var karşında, arkasında. İman kulun kalbine nurdu diyor ya abi. Evet. O zaman iman nursa akıl nedir abi? Anahtardır diyor ya Mehmet. Tam anahtardır da yani bunu. Ya ben anlayamıyorum sorunu. Ben de anlamıyorum. Anahtardan bahsediyoruz şimdi. Ya burada biz anahtar diyoruz. Kapıya açıyor, içeriden nur var işte diyelim. Biz anahtar diyoruz yani bunu. Anahtar, anahtar. Anahtar. Şu anda anahtar makamına koyuyor. Peki, hazine mekana bakar. Define mekanda olan değerli şeye bakar. Şey geçiyor Hasan abi. Yani eğer Allah'a satılırsa kainattaki define, hikmet defineleri açan tılsımlı bir anahtar. Yani Risale'deki akılın tarifi. Evet. Müsbet manada. Bu onu sorması, soruyor galiba Mehmet. Ya şöyle diyor. Oraya biliyorum da bir yere sokulacak. Girmek de istemiyorum. İman bir nursa, iman da akılla elde ediliyor. Aklı olmayan yok ki. Çünkü Kur'an akla teklif edilmiş. Kime Kur'an teklif edilmişse o mesul olmuş. Kalbe gelseydi her kalp sahibi mesul olurdu. Ama deliler mesul değil. Çocuklar mesul değil. Nereye inmişse akıl, şey Kur'an o mesuldur. E kalbe indi derse ilk. E her kalp mesul olacak. Mesela Fetret ehli var. Hiç Kur'an inmemiş adama. Şimdi bir dakika şeyi yapayım. Simgeleri orada. Hazine mekana aitmiş. Mekan. Defini neymiş? Mekanda olan ama mekan olmayan değerli şey. Mesela şu salonun ortasında güneş var mı? Var. Var. Mekanda ama mekan değil. Burada ama buralı değil. Burada ifade ediyor. Buna ne deniliyor? Define. Rahmet hazineleri ne demek biliyor musunuz? Allah'a iman. Hikmet defineleri ise ahirete iman. Akıl tısımlı anahtar olup bunlar açıyormuş. Yedinci sözde bunu izah ediyor zaten. İşte. Oraya gelmeden. Şimdi oğlum bir daha Mehmet. Diyor ki rahmet hazineleri
Allah'a iman. Hikmet defineleri وَمَنْ يُتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ خَيْرًا كَسِيرًا. Hikmet defineleri ise ahirete imandır. Akıl ise, tılsımlı bir akıl ise anahtar olup bunları açıyor. Ya. Yani şu söylediğim cümlenin tam tersi daha muvafık gelmiyor mu acaba? Hangisi? Yani Allah'a iman, hikmet defineleri, ahiret iman, rahmet hazineleri olsa. Yok, orada öyle geçiyor. Yani sıra o. Hı. Noktayı istinatla nokta istimdat. Çünkü rahmet hazineleri hayır, rahmet hazineleri oradan çıkıyor, menba o. Rahmet hazinelerini Allah'a gösteriyor Risale'de. Dikkat et. Hikmet defineleri, hikmet o ne, hazinenin içerisine, üstüne konulan. Yani rahmet hazineleri onun ondadır diyor, oradan gelir. Mesela cennet diyelim. Cennet ama cenneti cennet yapan Esma-i İlahiye. Cenneti o yapıyor. Onda ya. Yani hazine ya hazine. Rahmetin kendisinden bahsetmiyor. Rahmetin hazinesi. Bir de hikmet definesi. Yani define. Define ne mi? Gömülü. Yani onun içinde olan. Demek ki rahmet hazineleri, Allah'a iman, hikmet defineleri, ahirete iman, bunları kim açıyor? Akıl açarsa tılsımlı bir anahtar oluyor. Yani düşünebiliyor musun? Üstünü nasıl açıyor? Mesela bununla alakalı bir açma misali vereyim. Bununla alakalı. Tılsımlı bir anahtar nasıl oluyor? Yani şimdi hatırıma geldi de. Nerede bak? Bununla alakalı hoş bir yer. Bakayım. He. Tamam burası. Mustafa bak. Olursa olur. Bunu okuyorum kesiyorum. Bak şimdi. Anahtarı bulma yöntemleri. Kaç çeşittir? Birkaç çeşit var. Burhani'nin, Burhani'nin mi deniliyor? Adem'in kapı kabul edeyim. Onlar hepsini cem edip şöyle bir şey iş sürüyoruz bak şimdi. İş sürüyoruz ondan sonra kesiyorum. Acaba İslamiyet'ten daha cami bir anlayış var mı diye sordum akla. Yani biz Abdurrahman canım kardeşim. Niye diyorum biliyor musun? Sana çok lazım bu da. Ya biz aldatılmış olmayalım. İslamiyet'i doğuştan beri beldede anne babamızdan bize yüklenmiş. Acaba İslamiyet'ten daha geniş bir anlayış düşüncesi var mı dünyada? Yani bilmiyoruz, fazla araştırmadık. Hristiyanlıkta var mı? Yahudilikte var mı? Brahman'da var mı? Şakyamuni Buda'da var mı? Yani var mı diye insan merak ediyor. Acaba bizim doğru olduğumuzu kim söylüyor? Ha? Şimdi size bu kadar bir şey okuyacağım. Lazım değil mi Ahmet bize? Buna ait bir dersimiz var. İslamiyet'in doğru olduğunu kim söylüyor diye 1,5 saatlik bir ders var. Lütfen onu bir bakarsınız. Esas orada anlatıyor. Bir şöyle şöyle. Mektubatta kıyas ediyor ya Hristiyanlıkla İslamiyet'i. Orada kanuniyetlerini diğer, başka bir yerden kıyas ediyor. Hristiyanlarla İslamiyet'i kıyas ettiği yer 28. mektup. Tamam. Peki Şakyamuni Buda Budistler olsun, diğer şeyler var, Nisanlar var, Taolar var. Onlar nerede kıyas ediyor? 25. sözde M'lerde. Tamam mı? Hatırladınız. Orada kıyas ediyor İslam. Ben bir topladım da şöyle küçük bir not gibi. Başlığı şöyle attım. Acaba İslamiyet'ten daha cami anlayış var mı? Anahtar olması için. Şimdi tek tek hepsini irdeledim. Başka dünyayı dolaşmaya gerek yok dedim. Hepsinin temsilcisi konsoloslukları Türkiye'de var. Komünist değil, Rusya'dan değil. İslamiyet Arabistan'da değil. Tamam, hepsi Türkiye'de var. Hem de en acımasız.
Onun için Türkiye'dekileri tahlil ettim. Yetiyor. Tabiatçıların acaba bizden daha geniş fikirleri mi var diye. Tabiatçıların nihai noktası insanı tanımlıyor. İnsanı aldım. Bu insan. Hristiyanlık buna ne demiş? İslamiyet buna ne demiş? Tabiatçılar ne demiş? Tabiatçılar demiş ki insanın nihayet noktası, yani fikrine bak, fikrinin ucunu görmek istiyorum. Hududu nereye kadar? Çürümektir diyor. Sonu çürümektir. Bulunu şu dünyada, filozofların tabirlerini görmüşsünüzdür. Efendim Aristo şöyle demiş, Hegel ama sonunda şöyle, düşünen bir hayvandır, mücadele eden hayvandır, kavga eden hayvandır. Bir şey diyor ama hayvandır, bir şey diyor hayvandır, hatırladınız. Tabiatçıların acaba dedim ufku, yani fikri insanlık hakkında, yani bu insana, yani bunun hakkında yaşarken bir şeyler demiş. Kavga eden hayvandır. Karl Marx demiş bunu. Yani irade eden bir hayvandır demiş. Hazını giden hayvandır. Hep filozofların sözleri. Bunu boş ver. Bu insansa bunun sonuna acaba ne demiş? O zaman ben bu öğretinin, bu şeyin, iddianın ufkunu seyredeceğim. Tabiatçılar insanın sonuna demiş ki çürümektir. Bu 30. sözdeki abi oradaki felsefecilerde vacibül vücuda teşebbülü bir vacip demişler. Felsefeciler vacibe bir insanlar şey yapıyor şimdi. Yani tabiata vermişler ya, o bazı oradan etkilenen, dinden etkilenen felsefeciler demiş onu. Gene din içerikli böyle. Bir vacibül vücut diyorlar ama hani tabiatçılarda böyle bir şey yok. Yani gene dinleri kendilerine göre yorumlamış. Ne demiş? İşte insan terakki ederse Tanrı'ya benzer. Panteistler diyor bizdeki panteistler. Ondan sonra Muattala mezhebi, onlara girmiyorum da, Muattala mezhebi Ukulaşer demiş. Birinci Tanrı, ikinci yapmış, birinci yatıyor. İki iş başında. İki de olan ben de yoruldum demiş. Üçü yapmış. 3, 4, 5, 6, 11, 12 yaptı. Şu anda aktif 12. 11 tanesi yatıyor. Yani nihayetinde ne demişler? İnsana ne demişler de bakalım. Dur, ona da geliyor. Tabiatçılardan bahsediyorum çünkü. Tabiatçılar insan demişler ki son insan hakkındaki fikri çürümektir. Bitti. Onunla bitiyormuş. Hristiyanlar İnsanın nihayet noktasına haşr-ı ruhanidir demiş. Haşr-ı cismani yok. Yahudilikte ise, Yahudilikte nedir biliyor musunuz? Hani birbirine geçişe ne deniyorlar? Reenkarnasyon. Reenkarnasyon diyorlar. Yani bu Budistler oradan atmış Budizm. Nedir? İnsan iyilik yaptı, kötülük yaptı, ne yaptıysa yaptı. Öldü mü? Bu adam, bu kadın ruh gidecek. İyilik ve kötülük. Bu ruha uygun bir hayvan elbisesini giyecek. Domuz olur, çakal olur, ayı olur, maymun olur, eşek olur. Veya mübarek bir tavşan olur vesaire. Ondan sonra o bilmem neye dönüşür tekrar. Asırlar geçecek de son tekrar bir insan olacak. Böylelikle devri daim varmış, yokluk yokmuş. Hristiyanlarda ahiret var ama ruhani, cismani yok. Böyle rüya gibi. Yahudilerde reenkarnasyon var. Tabiatçılar sonuna çürümek demiş. İslamiyet ise çürümenin, haşr-ı ruhaninin, reenkarnasyonun daha ilerisine geçmiş. İnsanı bedenle sırf izah etmiyor ki çürüme ile her şey olsun bitsin. Çürümektir her şey demesinin sebebi insanı bedenle tarif etmiş. İnsan bedense sonu çürümektir. Eğer sen bedene insan diyorsan. Hristiyanların da iman ettiğine İslamiyet reddetmiyor. Bak, Hristiyanların da iman ettiğini imana getirerek onu reddetmiyor. Daha ilerisini gösteriyor. Ve haşr-ı ruhani haşr-ı cismaniyeye götürüyor. Haşr-ı cismani içinde haşr-ı ruhani de var. Mesela ben cismaniyim,
Ruhani tarafım yok mu? Ama ruhani ise cismaniyetim yoktur. Demek ki İslamiyet daha ilerisine gitmiş. Hem Hristiyanlığın getirmemiş olduğu kaderi getirmiş İslamiyet. Onu yok değil mi kader? Kader yok. Dolayısıyla daha ilerisine giderek ihata etmiş İslamiyet. Onun getirmediklerini, bak onun getirdiklerini onaylamış. Hristiyanlara demiyor ki dininiz yanlıştır. Ya yanlışlar katılmış, bunlar doğru, bu da doğru. Bunu da tavsiye edin. Zaten Papa, o mermi atılan Papa, Jean Paul mu neydi? O ne demişti? Demişti ki, Hristiyanlığı Kur'an, Allah'ın Hristiyanlıktaki Tanrı anlayışı Kur'an'daki sıfatlara göre düzeltmeliyiz diyor. Demişti. Yani Allah'ın sıfatları var ya işte, ilmi, kudreti, sonsuz, ezeli, ebedi vesaire. Orada böyle şey, oğludur, moğludur, bunlar kalksın demek istedi, tamam mı? Sonra da mermi attırdılar ona. Ta ki İslam, Hristiyan birliği olmasın diye bir Müslüman attırmışlar. Onun getirdiklerini onaylamış, yani getirdi onaylamış, tavsiye etmiş, İslamiyet daha ilerisine insanı taşıyarak acaba İslamiyet doğru mu şüpheyi kaldırmış. Yani Hristiyan'a diyor ki abi, bu doğru, bu da doğru. Bu yanlış, bu eksik, bu daha iyi, bu budur. Yani reddetmiyor onlar gibi. Alıyor, hatta işareti caza diyor, bütün dininizi reddedin değil, tavsiye edin diyerek onların da arkasına gidiyor, gitmesiyle kapsayıcı olduğunu gösteriyor. Aklın tılsım olmasını gösteriyor. Son şeyim, aynı zamanda inkarcıların da arkasına geçerek onların fikirlerini doğrusun ama yani çürüyeceksin. İnsan çürüyecek. Bunu inkar etmiyor İslamiyet. Doğrudur ama bu bedendir. Eğer sen insana beden diyorsan, insanı bedenle ifade ediyorsan tamam. Doğru. İnsan çürüyecek, yok olacak. Ama biz insanı bedenle ifade etmiyoruz. Çürüyecek demişler. İslamiyet de bu bedendir demek de onların da arkalarına geçmiş. Şimdi Risale-i Nur ne yapmış? Böyle bir tılsımlı anahtara böyle mukayeseli derslerle işte Budistlere, Ukulu Aşere'ye, Resul'un dediği gibi Mucili Bizat şeyleri, bunu nerede mukayese ettiriyor? 25. sözde. Emler. Ayet başlıyor ya emem diye. Öyle başlıyor ayetler. Peki İslamiyet'le Hristiyanlığın mukayesesini 29. mektubun kaçıncı şeyi? 29. mektubun 7. risalesinde miydi? Anlatıyor, mukayese ediyor. Onu da göstereyim, kapatıyorum dersimi. 29. mektubun herhalde ya 9 veya 8. kısım işareti. 438'lerde mi abi? 400 bak şey yapayım. Ha. 7. kısım kardeşim. Bak, 7. kısım. Yeri gösterip kapatacağım. Şurası. Buradan mı alayım? Diyor ki 435'te kıyas ediyor. Mesela dini şeriat İslamiyet sahibi olan Fahri Aleman Aleyhisselam şöyle yapmış, böyle yapmış. Hristiyan İslamiyet. Arkasına geçtiğini göreceksiniz. Arkasına geçmiş. Burada kesiyorum. Vahir davahun enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı masalavatı.